Toplantımız Türk-Amerikan ilişkilerinde diplomasi ve caz isim başlığı altında toplandık. Ben moderatör olacağım efendim. Ben Özlem Şişman. University of Houston'da siyaset bilimi öğretiyorum. Bugün aramızda sevgili Burak Bilgili var. Bize bir açılış müziği sunacak. Cengiz Şişman daha sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin başlangıcı hakkında 5 dakikalık bir konuşma yapacak. Daha sonra sevgili Doktor Işıl Acehan bize Amerika'daki ilk Türk diplomatları öğretecek diyeyim, anlatacak. Daha sonra sevgili Oğuz Aydemir, içimizden birisi, Ahmet Muhtar Bey'in Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk Amerikan Büyükelçiliği macerasını bizimle paylaşacak. Daha sonra Burak Bey tekrar bizimle birlikte olacak çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin müziksel tarihini bize anlatacak. Daha sonra sevgili arkadaşım Ümran bize Amerika'daki Türk cazcı kardeşler Nesuvi ve Ahmet Ertegün hakkında bilgi verecek. Ve tabii ki yeni dokümenterisi, yeni belgeseli Leave the Door Open hakkında konuşacağız. Son olarak da Sayın Emekli Büyükelçi Namık Tan bize diplomasi ve caz hakkında 15 dakikalık bir konuşma yapacak. Şimdi ben moderatör olarak şöyle yapacağım. Daha önceki toplantılarda biliyorsunuz çok zamanı gözetmiyordum. Biraz daha hani çok resmi toplantılar olmadığı için zaman konusunda daha rahattık. Ama bugün çok yoğun bir gündemimiz olduğu için ve çok değerli katılımcılarımız olduğu için herkesin konuşmasında zamanı göz önünde bulundurmasını rica edeceğim. Ve konuşmanın yani zamanınızın bitimine 2 dakika kala size 2 dakika kaldı diye toparlamanız açısından bir uyarıda bulunacağım. Hani lütfen bunu kişisel olarak almayınız efendim. Ama bu sefer time management konusunda daha başarılı bir moderatörlük yapacağımı ümit ediyorum. Ve her konuşmacıdan önce de çok kısa bir şekilde size o konuşmacı hakkında bilgi vereceğim. Bugünü ben de iple çekiyorum çünkü caz benim de çok sevdiğim bir müzik türü. Diplomasi zaten siyaset bilimi olarak işim gereği çok ilgilendiğim bir alan. Ben de en az sizler kadar heyecanla bugün değişik konuşmacılarını, bugün çünkü müzikle Türk-Amerikan ilişkilerine bakacağız, Büyükelçi örneğiyle Türk-Amerikan ilişkilerine bakacağız. Cengiz bize, Sayın Doktor Şişman, Profesör Şişman bize Türk-Amerikan ilişkilerinin başlangıcını anlatacak. Böyle tarihsel, kronolojik bir başlangıçtan bugün çok doyurucu ve çok keyifli bir toplantımız olacağını düşünüyorum. Ve daha fazla konuşmadan da, bu arada her konuşmacıdan sonra soru cevap olmayacak efendim. Her konuşmacıların hepsi konuşmalarını tamamladıktan sonra soru cevap kısmı olacak. O arada lütfen o yüzden hani Ümran Hanım'a soracağınız, Işıl Hanım'a soracağınız soruları ya not alın, kendiniz sonunda sorabilirsiniz yahut da chat'e yazarsanız sizin adınıza ben onlara yöneltebilirim. Nasıl uygun görürseniz kendiniz. Ama her konuşmacıdan sonra soru ve cevap kısmı olmayacak. Bütün konuşmacılar ve bütün katılımcılar konuştuktan sonra soru ve cevap kısmına geçeceğiz. O zaman sanıyorum herkes hazır ve herkes burada. O zaman biz sevgili Burak Bey'le başlayacağız. Ben hemen Burak Bey hakkında küçücük bir size bilgi vereyim. Burak Bey'in performansından önce. Burak Bey Akşehir'de dünyaya gelmiş. Opera eğitimini 20 yaşında İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlamış. Güzün Gürel'in öğrencisi olmuş. Sayın Bilgili dünyanın çeşitli yerlerinde birçok yapıtlarda rol almış. Ama en önemlisi, belki de en önemlilerinden bir tanesi Metropolitan Opera New York'taki Türk olarak ilk rol alan Türk opera sanatçısı olarak da bizim kendisi bizim gurur. Bugün aramızda olduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü ve performansı Sayın Burak Bey'e bırakıyorum. Merhabalar. Ben böyle bir toplantıda çok heyecan yaptım, kusura bakmayın. Bir hazırlık yaptım ama normalde orkestrayla söylemem gereken ariyeyi ilk defa piyano akompaniyle söyleyeceğim. Escamillo ariyeyi söyleyeceğim size. Matador aryası. Cazla bir alakası var mı? Yok esasında ama bilinen bir arya. Umarım beğenirsiniz. Ben ufak bir piyano akompanyası hazırladım ona. (Gülüyor)
Ses geliyor değil mi? Teşekkürler. Çok çok tebrikler. Çok tebrikler Burak'cığım. Burak Bey, siz alkışları sadece görebiliyorsunuz, duyamıyorsunuz. Sağ olun. Yürekten tebrikler. Harika bir performanstı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birazdan tekrardan birlikte olacağız. Teşekkürler. Şimdi sırada sevgili Profesör Doktor Cengiz Şişman var. Bize Türk-Amerikan ilişkilerinin başlangıcını anlatacak. Cengiz kendisine tanıtmamı pek istemedi. Sadece dedi, nerede çalıştığımı söyle yeter dedi. O yüzden ben de sadece Profesör Cengiz Şişman Houston Üniversitesi'nde tarih dersleri vermekte. İlgi alanı Osmanlı azınlıkları deyip sözü Cengiz'e bırakacağım. Buyurun Sayın Şişman. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Burak'a ekstra teşekkür ederim. Hakikaten online bize güzel bir performans sergiledi. Ben aramızda çok hakikaten Özlem Hanım'ın söylediği gibi çok değerli konuklarımız var. O yüzden biz her zaman konuşuyoruz. Kendi kısmımı çok kısa tutacağım, tutmaya çalışacağım. Onun da amacı şuydu. Tabii ki 20. yüzyılı konuşacağız, diplomasi ve cazı konuşacağız ama hani onun öncesinde neler oldu, nasıl oraya gelindiği en azından azıcık anlamak için tarihine bakalım istedik bu programı oluştururken. Ondan dolayı da ben size 19. yüzyılda ya da 18. yüzyılın sonunda başlayan ilişkilerimizi azıcık anlatıp ondan sonra sözü yine bugünkü değerli konuğumuz Işıl Hanım'a
ileteceğim. Türk Osmanlı ya da Osmanlı Amerikan ilişkileri çok eskiye dayanıyor aslında. Hep biz 20. yüzyılda başladığı gibi düşünsek de Amerika'nın kuruluşundan itibaren çok şaşırtıcı bir şekilde ilişkiler başlamış görünüyor. Bu ilişkileri sağlayan 3 grup var. Ben 3 tane gruptan kısaca bahsedeceğim. Çünkü bunlar bu ilişkileri başlatmışlar ve sürdürmüşler. Bunlardan birinci grup tüccarlar, ikinci grup misyonerler, üçüncü grup diplomatlar. Bunlardan kısa bahsederek bu ilişkilerin nasıl geliştiğini anlatmaya çalışacağım. Önce tüccarlarla başlıyor. Amerikalı tüccarlar İngiliz bayrakları altında Akdeniz ve Osmanlı'da ticaret yapıyorlar. Ve bunun sonuçlarından bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika'da tabii o zaman daha etkililer. Bunların vergileri artırmasından dolayı arada bir çekişmezlik, bir problem çıkıyor. Ve ilk Amerikalıların ilk deniz ötesi savaşı gerçekleşiyor. O da Osmanlılarla. Buna biz tarihte Berberi savaşları ya da İngilizcesinde Barbary Wars denilen savaşlardan biliyoruz. Yani ilk ilişkiler aslında birazcık bu şekilde problemli başlamış oluyor. Onun öncesinde Amerikalılar Osmanlı'yı ne kadar biliyordu ya da Osmanlılar Amerikalıları ne kadar biliyorlardı sorusu çok büyük soru. Bu konularda epeyce bir çalışma var. Ama çok kısaca söylersek Osmanlılar Amerika'yı birazcık biliyorlardı 16, 17, 18. yüzyıllarda. Amerikalılar Osmanlıları neredeyse hiç bilmiyorlardı. İlk Osmanlı'ya gelen Amerikalıların adı öyle bilinir. John Ledyard diye Thomas Jefferson'ın bir arkadaşı. Hatta Thomas Jefferson ki malum Amerika'nın işte kurucu babalarının en önemlilerinden bir tanesi. O kendisi gönderiyor Doğu'yu git tanı diye. Ve onun anılarındaki birinci cümle bize aslında Amerikalıların Osmanlı'yı 19. yüzyılda ne kadar tanıdığını gösteren bir cümle. O cümle de şöyle, işte şu anda diyor yola çıktım, birazcık cümleyi uzatıyor. En sonunda Paris'ten ötesini anlatırken buradan ötesi benim için bilinmez bir dünya diyor. Yani bilgi bu kadar. Ama bu bilgi çok kısa zamanda artarak devam edecek. Çünkü tüccarların yerini çok kısa zamanda misyonerler alacak. 1810'dan itibaren, 1820'den itibaren Amerikalılar çok büyük sayıda misyoner gönderiyorlar. Bunu tabii sadece Orta Doğu'ya değil, bütün dünyaya gönderiyorlar. Çin'den, Endonezya'dan, işte yani Amerika'nın içlerine kadar misyonerler geliyor. Ve çok büyük sayıdaki misyoner de Osmanlı topraklarına geliyor. Misyonerlik konusu o kadar önemli ki literatürde şöyle denir. Yani petrolden önce Amerika'nın Orta Doğu'ya ilgisinin en büyük kaynağı misyonerlikti. Bunun anlamı şu, 19. yüzyılda Osmanlı, Amerika dünyaya yayılırken kendini tabii ki şu andaki siyasi güç olmadığından dolayı bu dini ne diyelim ajan değil de agentlerle, dini aktörlerle yaymaya başlıyor, çalışıyor. Son iki dakika Sayın Şişman. Ve bunun sonucunda da 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda çok büyük sayıda misyoner görüyoruz. Bu misyonerlik faaliyetlerinin sonucunda da hepimizin bildiği meşhur okullar açılıyor. Bunun başındaki Robert Koleji, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi olacak ve bildiğimiz diğer büyük okullar ortaya çıkmış olacak. 1880'de mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda yaklaşık 400 tane misyoner okulu var farklı yerlerde. Bunun anlamı da şu, Amerikalılar Osmanlı hakkındaki bilgilerini misyonerlerle sağlıyorlar. Üçüncü grup diplomatlar dedim. O da çok mühim. En baştan bahsettiğim o savaşla başlayan ilişki 1830'da bir anlaşmayla sonuçlanıyor. Amerika ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki en önemli ve birinci resmi anlaşma bu anlaşma. Bu anlaşmanın sonucunda işte 2. Mahmut dönemi, Tanzimat dönemi güzel ilişkiler düzeliyor. Ve Amerikalı tüccarlar ve misyonerler serbest dolaşım hakkı kazanıyorlar. Bizim bildiğimiz o kapitülasyonlara benzer ve daha fazlasını Osmanlılardan alıyorlar. Ve ilk büyükelçi David Porter'ı atıyorlar. Ve David Porter'la beraber Amerikalı artık diplomatlar Türkiye'nin ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası haline gelmiş oluyorlar. Etkileri çok fazla diplomatların yavaş ilerleyecek olan diplomasi ve etki.
Birinci etki şu, İngiliz diplomatı, o zamanın meşhur Stafford Canning diye meşhur bir diplomat var. Onunla işbirliği yaparak Tanzimat reformları dediğimiz ve bugün bulduğumuz, bugün yani geriden dönüp baktığımız o Tanzimat reformlarının bir sonucu olan ıslahat fermanı, ki amacını da ıslahat fermanının bütün Müslüman ve gayrimüslimleri, Müslüman ve gayrimüslimleri ortak hale getirmektir, eşit hale getirmektir. İşte o ıslahat fermanının yapılmasına, kabul edilmesine ve Sultan Abdülmecid'i zorlayarak bir anlamda kabul edilmesine sebep oluyorlar. Son cümlem şu, bu üç grup, yani 20. yüzyıldan önce, 20. yüzyıldan gibi olay askeri, siyasi, ekonomik hale gelecek ama 19. yüzyılda Amerika-Osmanlı ilişkileri tüccarlar, misyonerler ve diplomatlarla yürütülüyor ve bu ilişki giderek artıyor. Bunun sonucu da tabii ki Osmanlı'da artık onlara elçi gönderecek ve bu noktada sözü ben Özlem Hanım'a, daha sonra Işıl Hanım'a iletiyorum ki Işıl Hanım bize Osmanlı kısmını anlatacak şimdi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Ayrıca da chat'te bu konuda Cengiz'le yazdığımız bir makalemiz var. İlgilenenler için chat'te onun künyesini bıraktım. O makaleye de göz atabilirsiniz. İngilizce bir makale. Şimdi sırada Sayın Işıl Acehan var, Doktor Işıl Acehan. O Işıl Hanım George Mason Üniversitesi Ali Vural Ak İslam Araştırmaları Merkezi'nde misafir akademisyen olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bilimsel çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Türk-Müslüman göçmenler ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi üzerine. Yüksek lisans ve doktorasını Sayın Acehan Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamış. Şu anda da George Mason Üniversitesi Ali Vural Ak İslam Araştırmaları Merkezi çatısı altında kurduğu Turks in America isimli internet sitesinde yazılar kaleme alıyor. Ve Ottom in America isimli bir belgeselin de proje direktörlüğünü yapıyor. Işıl Hanım söz sizde, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Teşekkürler hocam. Şu share screen'i yapmak istiyorum ama disabled diyor. Saniye, ses gitti. Şimdi yapabilirim galiba. Ha. Affedersiniz. Bu arada evet. Ben sadece yakın plan Oğuz Bey'i görüyorum. Konuşmacıları göremiyorum. Ha, şimdi şeyi görüyorum ama. Bende mi sorun? Sizde sorun. Telefondan mı bağlanıyorsunuz, bilgisayardan mı? Yok, iPad'de. Ha, iPad benim alanım tamam. Değil. O üstte bir view diye bir şey olması gerekiyor Alaaddin Bey. iPad'de var mı bilmiyorum. Oradan kimi gördüğünüzü değiştirebilirsiniz. Evet, uğraşıyorum ama deminden beri. Neyse, tamam. Teşekkür ederim. Şimdi herhalde görülebiliyor değil mi benim sunum? Evet, Işıl Hanım, görüyoruz sunumunuzu. Tamam, tamam. Çok teşekkürler bu arada. Böyle güzel bir konuşmaya katıldığım için çok mutluyum, hepinizin arasında olduğum için. Cengiz Hoca genelde İzmir'den katılım olduğunu söyledi. Ondan dolayı da aslında 1830'larda tabii 1830'da Amerika ilk başta Osmanlı'ya bir elçi gönderiyor ama 1860'lara kadar Osmanlı'nın elçisi Amerika'da yok. Tabii bunun da nedeni birazcık hani buranın çok önemli olarak adlandırılmaması o zamanlar. En sonunda tabii ki yani uzun süre aslında buraya bir elçi gönderilmesi konusunda ikna çalışmaları oluyor. Bunlardan birisi de Edward Black Bay. O da kendisi bir İzmirli. Sizler gibi hemşeriniz. İlk sefir olarak Edward Black Bay geliyor. Kendisi İzmir'de bir Levanten ailesinden, Fransız asıllı. İlk başta bir Amerikalı hanımla evleniyor İzmir'deyken. Daha sonra da o hanım vefat ediyor 1866'da. Sonra yine bir Levanten, İtalyan asıllı bu sefer, bir Levanten hanımla evleniyor. Ve de 1866'da ikna ediyorlar dışişlerini ve de o şekilde de Amerika'ya gelebiliyor. İlginç bir fotoğraf buldum geçen, hatta işte Twitter'da birisi paylaşmıştı, daha önce bunu görmemiştim. Şimdi 1866'da geliyor biliyorsunuz, 1865'te Amerika'nın iç savaşı bitmişti ve de birleşme tekrar başlamıştı.
Şimdi bu ilginç fotoğrafta ilk başta oturan kişi Edward Black Bay. Ama o kadar ilginç bir grup ki şimdi bu ayakta duranlar hepsi sivil savaşta, bu iç savaş, Amerikan İç Savaşı'nda savaşan Güney ordusunun generalleri. Oturanlar da ilk baştaki Edward Black Bay, yanındaki de Robert E. Lee. Yani şeyin Güney Ordusu'nun en bilinen, işte en önemli komutanı, generali. Onun da yanında oturan işte George Peabody ve de bu oturan grubunda hepsi böyle filantropist, işte şey, yardımsever insanlar. Bu 1869'da çekiliyor ve de bu toplantı Robert E. Lee'nin ilk ve son defa bu Güney Ordusu generalleriyle birlikte verdiği poz. Daha sonra da böyle bir şey olmuyor. Tabii herkes şu soruyu soruyor. Ben de aynı şeyi sormuştum. Yani bu kadar değişik bir grup, işte bu kadar önemli bir grubun yanında ve de bütün bu güney komutanlarının ve de işte bu filantropistlerin yanında Türk bir diplomat ne geziyor diye hala o soruya yanıt bulamadım tabii ki. Bu arada Robert E. Lee böyle başta ikinci olarak gördüğünüz, soldan ikinci olarak gördüğünüz, bir yanında da George Peabody var. Belki işte Amerika'ya gelenler bu Harvard'da veya Yale'lı Peabody müzeleri var. Çok önemli bir yardımsever, hayırsever. Hatta onun doğduğu şehre onun ismi veriliyor ilk başta Denver's. Sonra işte Peabody'ye çevriliyor. Hatta ben işte Amerika'yı, ilk Türk göçlerini özellikle oldukça araştırıyorum. Amerika'ya çoğu göçü 1900'lerin başında bu Peabody şehrine gerçekleşiyor. Öyle ilginç tesadüfler var. İlk diplomatımız Edward Black Bay. Robert E. Lee'nin dediğim gibi çok önemli bir yeri var Amerikan tarihinde. Bu işte Black Lives Matter hatta protestolarında geçtiğimiz yıl, ondan sonra halen de hatta devam ediyor bir şekilde, hani böyle ufak tefek gösteriler halinde. Bu Floyd gösterilerinde bu Robert E. Lee'nin işte bütün heykelleri falan oldukça tartışmaya açılmıştı ve de hatta birçok heykeli kaldırıldı. Bu son gördüğünüzde işte Richmond'da önemli bir heykel yine Robert E. Lee'nin. Bu da vandalize edildi ve de kaldırılmaya çalışılıyor. Öyle ilginç bir bu şekilde kaldırılıyor. Tabii Türk elçiler dedik ama elçilerin prensini ben birazcık böyle magazinsel bilgi de vermek istiyorum. Çünkü mesela şimdi işte diplomat hayatını falan gördüğümüzde Türk diplomatların aslında Osmanlı döneminde bambaşka, böyle çok şaşalı gerçekten diplomatlar görüyoruz. Böyle bütün işte etkinliklere katılan, işte Washington Sosyetesi'nin göz bebeği olan falan. Onlardan birisi de elçilerin prensi diye adlandırılan ve Washington Sosyetesi'nde göz bebeği Mavro Yerini Bey. Kendisi Rum asıllı ve işte babası çok önemli bir cerrah işte sarayda. Daha sonra da tabii oğlu böyle önemli bir görev alıyor ve de Washington'a gönderiliyor. Onun döneminin tabii en önemli olaylarından biri bir Amerika'ya göç. Cengiz Hoca da bahsetti. Hani bu misyoner okulları daha sonra işte Amerika'ya göçün onlar sayesinde başlaması gerçekleşiyor ve de onun en çok başını ağrıtanlardan birisi Ermenilerin göçü Amerika'ya. Ondan dolayı da en çok onlarla uğraşıyor ama bir yandan da işte sürekli böyle Washington Sosyetesi'nin işte böyle ünlü asillerin buradaki en önemli davetlilerinden birisi haline geliyor ve 10 yıl burada kalıyor. Yine dediğim gibi hani o zaman gerçekten de Osmanlı sefaretinin böyle çok şaşalı dönemini görüyoruz. Aynı şekilde Seyfettin Bey mesela gazetelerde aslında birinci katip sefaretin ama hatta sefirin de daha üstünde bir böyle ön plana çıkıyor. Çünkü çok yakışıklı olduğunu söylüyorlar. Bütün gazetelerde işte bu sosyetik hanımların Seyfettin Bey'in peşinden koştuğunu, hatta buradan ayrıldığında arkasına gözyaşı döktüklerini falan söylüyorlar. Washington's Lion diye şey, sosyetenin aslanı falan diye böyle yapılıyor ve Young Greek God işte böyle bir Yunan tanrısı olarak falan tarif ediliyor kendisi. O zamanlar tabii bu biliyorsunuz Hristiyan, yani gayrimüslim
sefirler şeyleri getirebiliyorlar mesela hanımlarını. Ama Müslüman sefirlerin hanımlarını getirmemeleri gibi bir durum var bu gayrimüslim memlekete. Ondan dolayı da mesela ilk hanımını getirebilen Ali Ferruh Bey oluyor. Ondan da bahsetmek istedim. Çünkü adamcağız işte evleniyor İstanbul'da, evlenir evlenmez de buraya Washington DC'ye gönderiliyor. Ve de öyle olunca daha yeni evlenmiş işte çiçeği burnunda hanımını geride bırakmak istemiyor ve onu da getiriyor. Bir sene sonra İstanbul'a dönüyor ve onu getiriyor. İşte burada iki sene falan birlikte geçirebiliyorlar. Hatta işte tabii o zaman hani Osmanlı hanımefendilerin, Müslüman hanımların olduğu gibi kapalı. Ondan dolayı da böyle bayağı bir şeyde Washington gazetelerinde, işte Amerika gazetelerinde yer almış. Böyle bir hani bisiklete biniyor. Diyorlar ki bakın işte Türk hanım bisiklete biniyor. İşte bu çok böyle giderek demek ki ne derler daha özgürleşiyorlar Türk kadınları, Müslüman kadınları falan gibi birçok haber çıkıyor. Ondan dolayı da hani ilk hanımını getirebilen Müslüman sefir olarak bahsetmek istedim. O zaman da tabii yine Ermeni problemleri var. Ondan dolayı bayağı bir tehdit almış Ali Ferruh Bey. Bu gazetede de işte yine bisikletiyle böyle poz verip altına işte o ayak takımı tehdit yapan anarşistlerden korkmuyorum diye gazetelere demeç vermiş. Bu da oradan bir fotoğraf. Aslında Sıskı Bey'den de bahsettim. Tamam. Sıskı Bey'den de şu şekilde bahsetmek istedim. Aslında ikinci katibi Osmanlı Sefareti'nin Washington DC'deki. Ancak tabii o sırada Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir karışıklık var, değişim var. İşte sonra John Türk devrimi falan derken bütün tabii o değişiklikler aynı şekilde Washington'a da yansıyor. Sıskı Bey geldiğinde Ali Ferruh Bey sefir, Sıskı Bey de ikinci katip. Ama Sıskı Bey'in eşinin çok büyük bir özelliği var. Ermeni kendisi ve önemli bir opera sanatçısı. İtalya'da falan eğitim alıyor. Buraya geldiklerinde 12 yıl kalıyorlar. Ve de hatta işte sefarette işte böyle opera konserleri işte Carnegie Hall'da yine çıkmış. Çok önemli bir opera sanatçısı. Ondan dolayı da yine Washington Sosyetesi'nde Ali Ferruh Bey'den çok daha ön plana çıkıyorlar. Ve bütün böyle first lady'si sefaretin Madame Bey, Madame Bey deniyor bütün sefirlerin hanımlarına. Asıl ismi Hıranuş. Burada işte ilk elçiliğin hatta sefarette doğan ilk bebekte Rüstem Bey. Ve Türk-Amerikan bayraklarının altında doğdu falan diye anlatıyor. Ve de bu yüzden dolayı burada daha sonra kalıyorlar. Burada yaşamaya devam ediyorlar eşiyle birlikte. Çocuk Türk vatandaşı 1924'te Amerikan vatandaşı oluyor. Hatta işte bu resimde gördüğünüz en solda yine Madame Bey arkasında da Sıkı Bey var. Bu Başkan McKinley. 1901'de suikaste uğrayıp öldürülüyor. Tam o günden bir gün önce öldürülmesinden bir gün önce bir fotoğrafı çekiliyor ve de arkada da yine opera söylemesi için işte Başkan McKinley Madame Bey'i ve Sıkı Bey'i davet etmiş. Ondan dolayı da arkasında onu görüyorsunuz. Bu da çok yine tarihi bir fotoğraf. Sonra işte 2. Abdülhamid'in sağ kolu olan İzzet Holapaşa'nın oğlu buraya elçi sefir olarak gönderiliyor 1950-1908 arası. Ama tabii ki büyük bir tarihsizlik yaşıyor. Çünkü John Türk devrimi gerçekleşiyor ve de onu hemen geri göndermek istiyorlar. Zaten Washington'a, o sırada New York'ta başkonsolosu olan Münci Bey geliyor. Diyor ki yani New York başkonsolosu olmasına rağmen artık diyor ki dönem değişti. Osmanlı'dan da bir yazı geliyor. Hemen Mehmet Ali Bey'i gönder diye ondan sonra geliyor basıyor. Sefarete basıyor ve de çık diyor sefaretten. Ondan sonra böyle ilginç bir olay yaşanıyor. Münci Bey de çok böyle her dönemin adamı. Ondan sonra John Türkler varken onu, işte Abdülhamit varken onu, hatta çok lüks bir hayat yaşıyor Washington'da da, New York'ta da. Çok lüks bir otelde kalıyor orada, normal bir evde falan değil, normal kaldığı ev. Lüks oteller. Aynı şekilde de mesela Washington'a geldiğinde böyle Wardman Otel'de zaten gazeteci kimliği var, gazete
gazeteci bir geçmişi var. Ondan dolayı hemen bir basın toplantısı düzenliyor. Ve de diyor ki artık sistem değişmiştir, hükümet değişmiştir. Biz işte Ermeniler, Rumlar, Türkler, Yahudiler hep birlikte güzel bir imparatorluk işte yaratacağız. Hepimiz Osmanlı olacağız diye. Hatta bu çok ilginç bir daveti belki daha sonra kesinlikle orada kalabilirim, bunu göstereyim. 1908'de işte bu Jön Türk devrimi olduktan sonra New York'ta Münci Bey bir toplantı düzenliyor. Buraya da işte aynı şeyin Jön Türk devriminin sloganları işte Liberty, Fraternity, Equality işte koyuluyor. İşte hatta toplantıda bu Carnegie Hall'da düzenleniyor. Daha önce gösterdiğim o Granuş Hanım orada bir opera konseri veriyor. Hatta işte Theodore Roosevelt, Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt bir tebrik mesajı gönderiyor ve o toplantıda okunuyor. Katılımcılara bakarsanız Young Turks, the Armenian Revolutionary Federation and the Hunçak Society. Yani Ermenilerin işte bu hani devrimci işte bu Hunçaklar katılıyorlar. Ondan sonra biz artık Osmanlı diyeceğiz, çok mutluyuz artık böyle Türk kavramı diye yani Türk kavramı kullanılmayacak, hepimiz Osmanlı'yı kullanacağız diye böyle büyük bir neşeli bir toplantı yapıyorlar. Böyle de ilginç bir o günün işte şeysi, menüsü o gün konuşmacıların Carnegie Hall'da New York'ta. Bu işte Waldorf Astoria'da. Işıl Hocam toparlıyor muyuz? Şimdi toparlıyorum. Bu da işte o gün gazetede yine çıkan Theodore Roosevelt'in mesajı bu toplantıda okunduğuna dair gazetelerde ne oldukça yer almış. Sonra işte bu Münci Bey tabii Sıtkı Bey de yerinden Sıtkı Bey'i de yerinden ediyor. Münci Bey çok akıllı yani bütün böyle nasıl diyeyim dediğim gibi hani daha önce bütün böyle şeyle iktidarla her zaman yakın ilişkiler kurabilen. Münci Bey'i de yerinden ettikten sonra 1909'da burada Hranuş Hanım'la işte birlikte yaşamaya devam etmek istiyorlar. Tabii o sırada paraları kalmadığı için 1909'da artık Sıtkı Bey de kendi koleksiyonu işte böyle Oriental Rocks falan diye satarak, hatta bu reklamda da gördüğünüz gibi Büyükelçilik'teki yani sefaretteki kıyafetleriyle falan böyle bir reklam yaparak halı işine giriyor. Sonra da New Jersey'de beraber bir box kampı açıyorlar. Hranuş Hanım da başına geçiyor. 1924'te, 1923'te yani düşünün hani daha kadınlara oy hakkı yeni verilmiş. Ve bir kadın bir box kampı açarak yıllarca yani 30 yıl falan süren bir box kampı yürütüyorlar. Ve de Hranuş Hanım da her zaman işte orada yani Sıkı Bey genelde daha geri planda kalmış. İşte bütün bu boksörlerin annesi, hatta Cinderella Man şeyini filminden hatırlarsınız. O da mesela aynı şekilde bir sürü o zaman en ünlü dünya ağır siklet boks şampiyonları Hranuş Hanım'ın bu kampından geçiyor. Bu da o fotoğraflardan işte en son geçen 2-3 ay önce onların mezar taşını yaptırdık. Mezar taşları yoktu. Burada torunları yaşıyor. Onlarla da tanıştım. Onlarla birlikte işte bu mezar taşının açılışını yaptık. Böyle de bitirmek istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Harika bir konuşmaydı. Çok da ilgi çekiciydi. Robert E. Lee gibi köleliğin vücut bulduğu Amerika'da yani kölelik karşıtlarının o yüzden bütün o işte heykellere saldırıyorlar. Köleliğin vücut bulduğu bir adamdan Türk Büyükelçisi'nin ilişkisi gerçekten çok ilginç ve çok araştırılması gereken bir konu. Sefir hanımlarının gelememesi aynı şekilde ve Hranuş Hanım ve kurdukları boks kampı anlattıklarınız gerçekten çok enteresan bilgiler. Bu verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Hocam. Ben çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada sevgili Oğuz Aydemir var. Oğuz Bey'i hepimiz gayet iyi tanıyoruz. Kendisi Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı'nın başkanı, aynı zamanda Texas A&M Nautical Archaeology, Institute of Nautical Archaeology'nin de direktörü, Eski Kültür Bakanı Fahri Danışmanlığı, harika bir çeşmeli, çeşme için, İzmir için canını dişine takıp çalışan içimizden biri sevgili dostumuz, arkadaşımız Oğuz Bey'de sıra. Oğuz Bey bize Ahmet Muhtar Bey'in ilk Amerikan Büyükelçisi olarak yaptıklarını ve kendisi hakkında bilgi verecek. Buyurun Sayın Oğuz Bey, söz sizin.
Mikrofonunuz. Efendim, herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde size bazı konuları aktarmayı istiyorum. Bu konuyla ilgim Atlanta, Georgia'da Türk-Amerikan Dostluk Derneği'nin bir üyesiydim uzun seneler. Sevgili saygıdeğer Büyükelçimiz Namık'tan Atlanta'yı ziyaretlerinde muhtar, Ahmet Muhtar'ın bir fotoğrafının falan Büyükelçilik'te olmadığını bana intikal ettirmişti. Ben de daha sonra kendisinden bir randevu alıp 2013 senesinde hem bir yağlı boya tablosunu hem de bir imzalı fotoğrafını kendisine tevdi ettim. Çünkü rahmetli kayınvalidemin dedesi Ahmet Muhtar Bey. Bu ilişkiden dolayı bütün ailenin evrakları bende hala. Bu da bizim modern teknolojiyle size Namık'tan bir ziyaretimden 2013 senesindeki bir fotoğraf. Ahmet Muhtar Bey'in imzalı fotoğraflarından bir tanesini kendisine verdim, Namık Bey'e. Tahmin ediyorum o da onu değerlendirdi. Ahmet Muhtar Bey bizim 1870 Çanakkale doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Mülkiye mezunu. Stockholm, Budapeşte, Lahey, Kiev, Moskova'da büyükelçilikler yapıyor. İstanbul Mebusan Meclisi'nin son dönemi için 18 Aralık 1919'da yapılan seçimde İstanbul Milletvekili olarak meclisin hemen fesinden sonra heyeti temsiliyetin talimatlarına uyuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da Genel Kurulu'na İstanbul Milletvekili olarak takdim ediliyor. Onun ilk Cumhuriyet Büyükelçisi olması tabii çok büyük özelliği. 10 Ağustos 1920'de göreve başlıyor. 8 Şubat 1921'de ayrılıyor. Ve bir müddet harici vekiline vekalet ediyor. Biliyorsunuz belki bizim ilk Dışişleri Bakanımız böyle çok yakışıklı birisi Bekir Sami Kunduh. Daha sonra Bekir Sami Kunduh'tan sonra da İkinci Dışişleri Bakanımız yine Ahmet Muhtar Bey. Washington Büyükelçiliğine geldiği zaman bayağı sıkıntılar çekiyor. Çünkü o sırada ciddi nümayişler var. Ermeni nümayişleri var. Aşağı yukarı 2-2,5 ay güven mektubunu veremiyor. Daha sonra Coolidge, o zaman Amerikan Cumhurbaşkanı, güven mektubunu veriyor. Sonra Hoover ve Franklin Delano Roosevelt zamanında da Büyükelçiliği devam ediyor. İlk harici vekili olmasının ötesinde, ikinci olmasının ötesinde herkes herhalde tanıyor. Necdet Kent, Muhtar Kent. Necdet Kent kardeşi ona çok yardımcı olduğu için oğlu dünyaya geldiği zaman Muhtar ismini veriyor ve Coca-Cola'nın CEO'su olan aynı zamanda da Tarsus Amerikan Koleji'nden bizim sınıf arkadaşımız Muhtar önemli bir göreve geliyor. Bu bilgilerin dışında tabii size aktarmak istediğim Muhtar Bey'in Atlanta'da bulunduğu zaman çok önemli bir sergi yapıldı. Bu özellikle Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını kurtaran büyükelçilerle ilgili çok önemli bir şeydi tabii. Necdet Bey'in oğlu olması dolayısıyla da Muhtar'ın Atlanta'da bulunması ve aynı zamanda Coca-Cola'nın ve yine oradaki üniversite olan üniversitenin esas şeyleri, sahipleri de tabii Yahudi. Muhtar Bey, Ahmet Muhtar Bey ayrıldığı zaman kendisine bir ahşap trope hediye ediliyor. Onun orijinali de bende ama kurtlanmaması için tabii özel biraz da konservasyondan anladığımız için biz su altı arkeolojisiyle ilgili şey bu, orijinalinin fotoğrafı bu. Bu bende duruyor, bana verilmişti. Size onun Türkçesini şey yapayım, biraz manidar bir tropi ayrılırken. Tüm ulusların günahlarını bağışlaması ve onlara refah, adalet ve ebedi barış bahşetmesi için Yüce Tanrı'ya dua ediyoruz. Tabii burada Ermenilerle olan... tatsız şeylerden dolayı böyle bir mesaj verildiğini ben düşünüyorum. Bir de vaktim var diye görüyorum hala. Amerika'ya ilk giden Türk kimdir? Bu da enteresan bir şey. New York Şehir Müzesi'ne gittiğiniz takdirde şöyle bir harita. Yani New Amsterdam haritası bu.
Çünkü Hollanda kolonisi zamanında oraya ilk giden ve Amerika'nın bilinen New York'taki bilinen en eski haritadır bu. Orada koskocaman bir Anton de Turk, bu meşhur Atlas Okyanusu'na giden Murat Reis'in oğlu, Hollanda asıllı. Kendisinin korsan olmasını istemiyor ve Hollanda kolonisine, yani New Amsterdam'a gönderiyor, yani New York'a. Orada ilk Türk olarak biliniyor ve kolunun altında Kur'an-ı Kerim'le dolaştığı söyleniyor. Eşiyle ilgili çok enteresan, biraz hafif meşrep bir eşi var. Onunla ilgili yayınlanmış bir kitap. Cengiz Hocam'la bol bol konuştuğumuz meşhur onların Atlantik'e açılmaları ve Garp Ocakları adına Osmanlı donanması olarak İzlanda'ya kadar gitmeleriyle ilgili kitaplar. Onun Türkçesi de var. Belki takip etmek, okumak isteyenler Sultan'ın Korsanları diye. Bu da bir Amerika'daki bizim ilk giden Türk olarak bilinen şahsiyet. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Oğuz Aydemir. Bu Ermeni 1914 Ermeni olaylarının Türk-Amerikan ilişkileri hakkında ve Amerikalıların Türkleri, Osmanlıları, Osmanlılara karşı görüşleri hakkında çok keskin dönüşlere sebep olan olaylar 1914 Ermeni olayları. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey. Şimdi tekrar Burak Bey'e döneceğiz. Burak Bey, bize Türk-Amerikan ilişkilerinin müziksel tarihini bambaşka bir perspektiften bize müziksel tarihini anlatacak. Buyurun Sayın Burak Bilgili. Merhabalar tekrardan. Ben şu an 21 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Pandemiden dolayı şu anda İstanbul'dayım. Tekrar Amerika'ya, işte eğer operalar açılırsa tekrar söyleyeceğim orada. Amerika'nın da çeşitli yerlerinde söyledim. Sadece Metropolitan Operası'na değil. Orada okulda okudum. Academy of Vocal Arts, Philadelphia'da Academy of Vocal Arts'ta okudum. Nasıl anlatayım? Şimdi bu tarihsel bilgiler açıkçası çok fazla... klasik müzikle ilgili bir bilgi var benim. Çok fazla bir Türkiye'nin çok iyi bağlantısı yok maalesef. Diplomasiden kaynaklanan problemleri var Türkiye'nin. Özellikle Leyla Gencer 1970'lerde Metropolitan Operası'na gelmek istediği zaman kendisine vize verilmiyor. Amerikan vizesi verilmiyor ve kendisi Metropolitan Operası'nda söyleyemiyor. Daha sonradan Leyla Gencer Dallas Operası'na geliyor. Dallas Operası'nda temsil yapıyor. San Francisco Operası'nda yapıyor. Leyla Hanım. Türklerle ilgili bir maalesef klasik müziğe söyleyeyim. Ben caz müziğin üzerine çok uzman değilim. Çünkü caz müziğin üzerine çok çok uzman sanatçılarımız var. Sadece Ahmet Bey yok. İşte Arif Mardin var, Süheyl Dinici var, Tuna Ötenel var, Ayten Artman var, Rüçhan Şamay var, Selçuk Un var, Mahfi Falay var, Güneş Sermet var, İlhan Kemal Mimaroğlu var. Şimdi caz müziğe geri döneyim. Ben mesela Türkiye'ye caz müziğin gelişi, herkes Amerika'dan geldiğini düşünür ama Türkiye'ye caz müziği ilk defa 1920'li yıllarda Paris'ten geliyor. Türkiye'de de caz müziği 1950'li yıllardan sonra daha çok artmaya başlıyor. Amerika'daki bilmiyorum, yani Türk müzisyenler çok az. Çok iyi bestecilerimiz var. Maalesef bürokrasiye çok, yani çok iyi bağlantılarımız olmadığı için Musevi veya diğer taraftaki şeylerle bağlantılarımız olmadığı için sanatçılarımız maalesef duyulmuyor. Yani siz de beni bilmiyorsunuzdur mesela. Ben ama gittiğim yerlerde birçok bağlantılar yapıyorum. İşte ne bileyim, Atlanta'ya gittiğim zaman ben beyefendiyle tanışmıyorum ama Ahmet Bozdemir beyefendi benim Atlanta'da söylediğim operaya geldi. Kendisi Muhtar Kent'in şeyi, asistanı, yani CEO'su, yani yanında çalışıyordu Ahmet Bey. Daha sonra Mona Hanım geldi. Ben Atlanta'da operada söylediğim zaman. Yani tarihsel bir background'umuz maalesef yok. Çok üzülüyorum. 2001 yılında Yunus Emre yılı ilan ediliyor. United Nations'ta. United Nations'a Türk grupları, Türk orkestrası geliyor ve Yunus Emre yapılıyor. Bilmiyorum, Atatürk'ün açtığı bir kapı var klasik müzikle ilgili. Atatürk 1936 yılında, 34 yılında özür dilerim,
İran Şah'a geleceği zaman kendisi ilk Türk operasını bestelemesini istiyor Adnan Saygun'a. Ve Adnan Saygun ilk Türk operasını 45 günde Paris'ten gelerek bu operayı besteliyor. Ve ilk defa İran Şah'ına biz işte ne bileyim Türk müziği sunmuyoruz, opera sunuyoruz. Ben şöyle söyleyeceğim, biraz dert yanacağım. Ben Portekiz Cumhurbaşkanı'yla tanıştım. İşte ne bileyim Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla tanıştım. Almanya Cumhurbaşkanı'yla tanıştım. Merkel'e söyledim. Ama bu tabii ki bir şey değil. Nasıl söyleyeyim, bir katsayı değil. Benim iyi bir sanatçı veya kötü sanatçı olduğumu söylemiyor. Ama müziğin ulaşamayacağı nokta yoktur. O yüzden diplomatların özellikle bürokrasi tarafının mutlaka sanatı ve müziği kullanmaları lazım. Türkiye'nin gerçekten çok iyi müzisyenleri var. Yunus Emre vakıfları var, kurulmuş. Hatta bir tanesi de Washington'da. Çok aktifler ama maalesef nasıl söyleyeyim size, bunlar elle tutulur şeyler yapılması lazım. Çok daha büyük projeler yapılması lazım. Çünkü küçük şeyler ya da ne bileyim şöyle anlatayım. Ben opera üzerine uzmanım. Çünkü 11 tane yarışma birinciliğim var. Ve bundan da gurur duyuyorum. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Dünyanın birçok opera yarışmalarında birinciliğim var. Biz Türk olarak önce onların bulunduğu, nasıl söyleyeyim size, yani Amerikalıların veya Avrupalıların onlarla bir yarış haline getirip ondan sonra kendi sanatımızı göstermemiz lazım. Atatürk nasıl işte Türk müziklerine ezgiler yazıp Türk müziklerine orkestrasyonlar yazıp bunu yurt dışına tanıtmak istemiş. Çok sesli olarak. Adnan Saygun da buna önce olmuş. Ben de BBC yarışmasında bunu söyledim. BBC Cardiff Singer of the World ve BBC orkestrası ilk defa Adnan Saygun çaldı. Bizim bestecilerimiz çok iyi ama maalesef tanınmıyoruz, bilinmiyoruz. Reklamımızı biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ben kendim yapmaya çalışıyorum. Maalesef yeterli olmuyor. Ve gerçekten bilmiyorum, sizler biliyor musunuz, Türk Soy New York'a geldi, New York'ta Yunus Emre yaptılar, Washington'a geldi, Washington'da Yunus Emre yaptılar bundan 7 yıl önce, ondan sonra Chicago'ya gittiler, orada konser yaptılar ve kimsenin haberi olmuyor. İşte hanımefendi, bir tane opera sanatçısı varmış ve bizim hiç haberimiz yok ondan. Yani Türkiye'de maalesef müzik çok fazla takip edilmiyor ve yurt dışında da bizi temsil eden sanatçılarımız maalesef bilinmiyor. Özür dilerim, ben böyle bitirmek zorundayım. Çok özür diliyorum sizden. Ama Amerika'nın tarihi bizden daha iyi değil. Bizim tarihimiz daha büyük, daha geniş. Benim eşim mimar, kendisi anlatıyor. İşte ne bileyim, Amerika'da 10 tip çeşit ev varsa bizde 100-200 çeşit ev tipi var. Yani bizim kültürümüz, bizim müziğimiz çok zengin. Umarım bu direkt böyle konuştuğum için kusura bakmayın. Umarım bu daha çok duyulur. Klasik müzik üzerine özellikle. Bizlerin bir şey yapması lazım. Yurt dışında Türk'ün ismini tanıtmamız lazım. Ve bizler kendi, işte Metropolitan'da söyledim mesela, kimsenin haberi yok. Washington Operası'nda söyledim, kimsenin haberi yok. Ben Washington Operası'nda söylerken Sayın Konsolosumuzu davet ettim. Şimdi burada size söylüyorum direkt, kusura bakmayın. Gelmediler. Ama ben daha sonra Michelle Obama'ya Dvorak Stabat Mater söyledim. Yani benim ulaşamayacağım insan yok. Esasında bizlerin kullanılması lazım. Kusura bakmayın böyle konuşma yaptığım için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beni de katılımcı olarak davet ettiğiniz için. Burak Bey, çok teşekkür ediyoruz. Dedikleriniz de çok son derece doğru. Müzisyenler politikanın üstünde, hem de çok çok üstünde, herkese ulaşabilen, müziğin evrensel dilini kullanarak herkesle bağlantı kurabilecek olan insanlar. Çok çok teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz bilgiler için ve sizi de tekrardan tebrik ediyoruz bu başarılarınız adına. Şimdi sıra sevgili Ümran'da. Ümran Kastamonu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.
Profesyonel gazeteciliğe 96 yılında Radikal Gazetesi'ne başladı. Sonra sırasıyla CNN Türk, Kanal 7 ve Al Cezire Türk kanallarında muhabirlik, editörlük görevlerinde bulundu. Ki biz o sıralarda Ümran'la tanışmıştık. Amerika'da sanıyorum misyonerlerle ilgili çektiğim bir haber vasıtasıyla tanıştık. Evanjeliklerle ilgili. Evet. Boston yıllarımız. 2014 yılından bu yana uzun metraj belgesel film yapıyor. İstanbul'un Gözü, Seven Bıçakçı, İstanbul'u Mücevher'e Sığdıran Usta, Saraydan Bakmak, Kadın Olmanın Günahı ki benim en sevdiklerimden birisi, Umudun Kanadında isimli belgesel filmleriyle uluslararası ve ulusal pek çok ödül kazandı. Son yaptığı Leave the Door Open belgeselinin dünya premieri Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde yapılacak. Şu anda da hali hazırda ilk kurmaca film projesi Kırık Aynalar üstünde çalışıyor. Sevgili Ümran bize herhalde Leave the Door Open hakkında bilgi verecek. Bu çok önemli Türk kardeşler, Ertegün kardeşler ve onların kurumsallaşmış ırkçılık Amerika'da, Washington'da kurumsallaşmış ırkçılık gibi bir çevrede neler yaptığını ve bir Türk olarak neler yapabileceğimizi belki bize anlatacak. Ümran'cığım söz sende. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığın için. Merhaba Özlem, Cengiz, tüm katılımcılara çok selamlar. Şimdi ben esasında 2018 yılında Kadın Olmanın Günahını çekerken bir gazete haberinde rastlamıştım. Hani işte Amerikan Washington'daki Türk Büyükelçiliği'nde bir Ertegün Caz serisi yapıyor. Ki Namık Bey onun öncüsüdür. Biraz sonra anlatacak bize detaylarını. O haber çok ilgimi çekti. Amerikan medyasında da bu tip haberler vardı. Daha sonra ben bunu bir yere not ettim, bu haberleri. Çok ilgimi çekti çünkü hani müthiş bir hikaye hani baktığınız zaman. Sonra ben işte Kadın Olmanın Günahını bitirdim. Hani yeni belgesel projesi bu olabilir diye düşündük. İşte çalışmalara, araştırmalara başladık. Namık Bey'le de bir araya geldik o süre zarfında. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Sonra peyderpey uzmanlara, hani bu konuyu bilenlere ulaşmaya başladık. 2019 yılında da Amerika'ya gittim. Hem Washington DC'de hem de New York'ta çekimler yaptık. Bu olayın tanıkları, uzmanlar, işte tarihçiler, müzisyenler vesaire pek çok çekim röportaj yaptık. Yine Everett House, yani şu anda Büyükelçinin yaşadığı rezidans, daha önce Büyükelçilik binasıydı. Orada çekimler yaptık. Daha sonra tekrar 2020'nin Şubat ayında gittim. Yeni bir Ertegün Caz serisi yapılacaktı rezidansta. Ama o ara bir şehit haberleri vesaire geldi. Suriye'den iptal edildi etkinlik. Ama biz hazır gitmişken iki tane daha röportaj yaptık. Birisi David Taylor'dı, biri DC Jazz Festival'den bir yetkiliyle. Daha sonra Türkiye İstanbul'da da Seyma Ertegün Göksel'le röportaj yaptık. Kendisi o zaman yaşıyordu. Allah rahmet eylesin, geçen Ekim ayında vefat etti Seyma Hanım. Nur içinde yatsın. Velhasıl elimizde bayağı bir şey oldu. Çekim, röportaj, yine caz kulüplerine gittik, oralarda çekimler yaptık vesaire. İşte kurgusuna başladık ama pandemi nedeniyle bayağı bir meşakkatli ve uzun sürdü şeyimiz, kurgumuz. Yeni yeni bitirdik işte, yeni festivallere başvurmaya başladık. Benim tabii bütün bu beni motive eden şuydu. Şunu Ahmet Ertegün işte Londra'da yaşıyor. Annesi Ayrı Nisa Hanım da işte caz konserlerine gidiyorlar. Cab Calloway'i dinliyorlar. Duke Ellington'u dinliyorlar ama yaşı daha 12. 11-12. İşte Nesu Ertegün de ondan 5-6 yaş büyük. Daha sonra 1935 yılında babaları işte Washington Büyükelçisi oluyor. Washington'a taşınıyorlar ama yaşları hakikaten düşünsenize bugünün hani şeyiyle baktığımız zaman 12 yaşındaki bir çocuk ne kadar hani müzik şey olabilir, hani background'u, birikimi ya da sevgisi vesaire, ama her iki kardeşte müthiş bir şey var, caz sevgisi. Biraz da annelerinin tabii şeyiyle, desteğiyle, teşvikiyle vesaire. Neyse, Washington'a geliyorlar. Ahmet Ertegün'ün bir röportajında dinlemiştim. İşte şeye gidiyor, bir tane işte merkezde bir plak satan bir dükkana.
İşte onun aradığı hep caz, siyah caz müzisyenlerinin plakları. Sonra işte şey diyor ki satıcı kadın, ya burada aradığını bulamazsın. Sen U Street'e git diyor. U Street'te o zaman işte Washington DC'de caz merkezi. İşte Howard Tiyatro var o zaman, Howard Üniversitesi var. Hani bütün siyah caz müzisyenlerinin şeyi, merkezi. İşte oraya gidip gelmeye başlıyor. Bir taraftan abisiyle birlikte kapı kapı dolaşıp plak toplamaya başlıyorlar. Yani 18 yaşına geldiği zaman Ahmet Ertegün ve Nesu Ertegün'ün 50 bin adet plakları vardı. İşte böyle gider işte şeyden kaçıyorlar. Rezidanstan gizli gizli şoförle birlikte U Street'e gidiyorlar, Howard Tiyatro'ya gidiyorlar vesaire. Sonra diyorlar ki babası, hani onunla şey, artık hani böyle gizli gizli gitmenize gerek yok, onları buraya çağırın. Ama bir taraftan da işte Duke Ellington'la arkadaş oluyor, yani Horn'la arkadaş oluyorlar ki o dönemin en büyük caz müzisyenleri bunlar. Ve iki kardeş pazar günleri öğlen yemeğine bu caz müzisyenlerini davet etmeye başlıyorlar. Hem siyah müzisyenler hem de beyaz müzisyenler ki o tarihte Amerika'da bu bir devrim aslında. Hani kumsallaşmış bir ırkçılık yasası var. Segregation dediğimiz. Hani siyahlarla beyazlar hiçbir yerde bir araya gelemiyor. Davet ediyorlar, işte yemek yiyorlar, ardından jam session'lar düzenlemeye başlıyorlar. Tabii bu şeyin de dikkatini çekiyor komşu büyükelçiliklerin. İşte karşıda Romanya Büyükelçiliği var o zaman. Diyor ki hani bunlar ne yapıyor, niye siyahlar sizin şeye gidiyor, rezidansa geliyor, büyükelçiliğe geliyor. İşte tevatüre göre beyaz senatörden ciddi tepkiler geliyor. Diğer komşulardan vesaire. Ama yine de hani kardeşler ki babalarının da çok büyük teşviki var, bundan vazgeçmiyorlar ve davet etmeye devam ediyorlar. Ki o tarihte Selma Hanım da bana anlatmıştı, kız kardeşleri. Rezidansta da bir problem yaşanıyor. İşte rezidansta hem siyah hem de beyaz çalışanlar var. Beyaz çalışanlar diyor ki biz siyahlarla aynı masada yemek yemeyiz. Protesto ediyorlar. Sonra babaları diyor ki herhalde bu kabul edilemez bir şey. Neyse diyor ki aynı masada oturacaksınız ama beyazlar bir tarafta otursun, siyahlar bir tarafta otursun. Böyle bir çözüm önerisi getiriyor. Hani sadece dışarıda değil, büyükelçiliğin içinde dahi böyle bir şeyle karşılaşıyorlar, problemle. Ama Müller Tegün sonuç itibariyle babaları asla böyle hani ırk ayrımcılığını çağrıştıran herhangi bir girişim hiçbir şekilde tolere etmiyor. Hem şey kökeni itibariyle sonuçta İstanbullu bir aile, hani çok kültürlü bir yerden geliyor, hani siyahlara yönelik bir ırkçılık vesaire segregation zaten onların şeyinde yok, hayatında yok böyle bir kavram vesaire. Ne anneleri ne babaları asla böyle bir şey tolere etmiyor. Çocuklarını destekliyor. Hatta işte Nesu Ertegün Washington Post'ta bir röportajında, hani biz belgesel filmimizde de onu kullandık. Hatta filmin ismi nereden geliyor diye sorarsanız buradan geliyor. Bir gün işte yine arkadaşlarını davet ediyorlar. Böyle gürültülü şey, müzik yapıyorlar, müzik çalıyorlar vesaire. Babalarının da önemli bir şeyi var, bir çalışması odasında. Neyse çocuklar gidiyor, işte babalarının kapısını kapatıyorlar rahatsız olmasın diye. Münir Bey diyor ki bırakın kapı açık kalsın, leave the door open, çok güzel müzik, ben de dinleyeyim diyor. Birazcık hani filmin hem bunu çağrıştırsın istedim hem de bu sonuç itibariyle aslında bugünden baktığımızda bile bir devrim niteliğinde bir şey. Hani hiç kimsenin aklına gelmeyen, hiç kimsenin cesaret edemediği, ki çocukların yaşları da düşünüldüğünde çok önemli bir olay. Daha sonra Ahmet ve Nesu Ertegün şeyden dışarı çıkartıyorlar bu birlikte siyah ve beyazların caz dinletilerini ve ilk konser veriyorlar. Jewish Community Center'da, Washington DC'de. Bu da çok büyük bir olay o tarihlerde. Daha sonra yine Nash Press Club'da bu konserlere devam ediyorlar. Velhasıl hem ellerinde müthiş bir koleksiyon oluyor,
hem müthiş bir arkadaşlık, dostluk, siyah müzisyenlerle, yine beyaz müzisyenlerle vesaire. Ve bütün bu şeyler, yaptıkları güzel organizasyonlar 1947'de Atlantic Records gibi dünyanın hani devasa müzik şirketinin doğmasına da vesile oluyor. Hani baktığımız zaman hakikaten baştan sona çok etkileyici de bir hikaye. Çünkü hani onların geldi 1935 ki 39'da mesela hani Amerika'da çok büyük gürültü kopmuştu. Marian Anderson konseri, ünlü opera sanatçısı. İşte bir kapalı bir mekanda, Constitution Hall'da konser verecek. Engelleniyor Eleanor Roosevelt'in girişimleriyle. Dışarıda bir konser veriyor. Yani tarih 1939 ki onların şeylerinden epey sonra, hani girişimlerinden sonra böyle bir şey yapılıyor. Hani o yüzden de Amerikan müzik tarihine çok önemli katkıları var her iki kardeşinde, hem Ahmet hem de Nusret'in. Bu yüzden ben yaptığım için çok mutluyum bu belgesinde. Ben de çok şey öğrendim çünkü hem yaparken hem de daha sonrasında Amerikan tarihiyle ilgili çok şey öğrendim. Caz müziğiyle, dönemin caz müzisyenleriyle ilgili vesaire. Hani çok zevkli çalıştığım bir proje oldu açıkçası. Hani zorlandık pandemi nedeniyle ama benim en zevk aldığım projelerden bir tanesi oldu. Şimdi Mart sonu Nisan başı gibi Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde dünya premierini yapacak. Ondan sonra da hani istiyorum ki hem Amerika'da hem de dünyanın geri kalanında hani pek çok festivalde ve özel gösterimlerde hani izleyiciyle buluşsun. Umarım hani böyle bir şeye girdik, yola girdik. Bakalım hayırlısı. Ümrancığım, biz zaten senin izninden bunu Houston Ata grubu olarak Houston'da bu şeyi göstereceğiz, bu belgeseli göstermek. Tabii ki, tabii ki çok memnun olurum. Burada gelecek başkanımız Ebru Ak da burada bizimle birlikte. Bu programımızda seninle de bu konuyu daha sonra konuşacağız. Buradaki Türklere, Houston'daki Türklere bu filmi, bu dokumentary, belgeseli göstermeyi çok çok istiyoruz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ben şöyle moderatör olmamın vermiş olduğu güçle sana iki şey, ufak soru değil de doğruluğu. Ben okurken ilk plaklarını annelerinin aldığını okumuştum. Doğru mu bu bilgi bilmiyorum. İlk plaklarını anneleri alıyor ve ondan sonra böyle bir plak ve müziğe zaten çok meraklılar. Bir de şu da doğru mu? 1942'de New York'taki ilk, pardon, Washington'daki ilk siyah beyaz birlikte konseri Jewish Center'da. Ertuğrul Güner. Az önce. Evet, Ayte Günler düzeni. Jewish Community Center'daki. Bu çok revolutionary bir şey. Yani Amerika için hala ırkçılığın devam ettiği Amerika'da siyah beyaz insanları aynı yere toplayıp bir müzik dinletisi organize edebilmek, bu da çok revolutionary, çok devrimsel bir şey. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Ümrancığım. Soru cevap kısmında sana herhalde geri döneceğiz tekrardan. Son olarak İngilizce deniyor ya, hani last but not the least of course, Sayın Emekli Büyükelçimiz Namık Tan bize diplomasi ve caz hakkında bilgi verecek. Herhalde kendisi Ertegün Beyler ve Everett House'da kendi girişimleriyle yaptığı caz konserleri ve Everett House'un belki de kısa bir tarihi hakkında da bize bilgi verecek. Sayın Namık Bey, söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ederim. Saatime bakıyorum. Evet. Bir kere herkesi saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki konuşmacıları da ilgiyle dinledim. İnanılmaz mutluluk duydum. Herkesten bir şeyler öğrenme aşamasındayız. Ve her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ben Washington'daki Büyükelçiliğimizin hikayesini Washington'da görev yaptığım iki dönem öncesinde, yani Büyükelçi olmadan önce 2-4 yıllık dönem geçirdim Washington'da. Ve bu hikayenin mutlaka ve mutlaka özellikle Amerikalı efendim muhataplarımıza, oradaki dostlarımıza ve çevremize anlatılması gerektiğine inanıyordum. Ve hiç tereddüt etmeden Büyükelçiliğe geldiğimde bu değerli hikayenin, ki bu hikayenin dinlediğiniz zaman
hem Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihiyle, hem Türk tarihiyle, yani Türkiye'nin tarihiyle, hem de Amerika'nın tarihiyle iç içe olduğunu göreceksiniz ve çok etkileneceksiniz. Ben çok isterdim ki vaktimiz olsun, daha ayrıntılı bir sunuş herkes yapsın, sadece ben değil. Çünkü ben de çok çeşitli yönleri itibariyle güzel katkılar dinledim şu anda. Bizim Washington'daki büyükelçiliğimiz 1900'leri yılların başlarında, 1915'te sanıyorum bitmişti. O zamanlar bunun sahibi olan kişi, kısa geçiyorum, gazoz kapaklarını bizim deyimizle keşfeden bir adamcağız ve çok varlıklı bir kişi. Bu kişi orada yine Türkiye'de bulunmuş olan, ismi yani bu kişinin ismi Edward Everett ve ismi de zaten binanın Everett House, yani Everett'in evi gibi bir diyebiliriz. Bunun mimarı da George Oakley Totten diye, yine Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin mimari tarihiyle ilgili bilgisi olan bir kişi ve özellikle o dönemin Türk mimarisi yahut da Osmanlı mimarisi diyelim, denizler taşıyan bir bina. Olağanüstü etkileyici bir bina. Çok isterim, görmüş olanlarınız mutlaka vardır. Şimdi burada Türk büyükelçileri, tabii ilk zamanlar 1915'te bina bittiği zaman bir nevi işte Amerikan sosyetesine ailenin tanıtımı bakımından çok enteresan bir takım işte davetlere ev sahipliği yapıyor. O zaman tabii Türkiye ile Amerika'nın arasındaki ilişkiler kesilmiş vaziyette. Çünkü Türkiye Birinci Dünya Harbi'de yanlış yerde yer aldığı için ilişkilerimiz yok. Fakat 1927'ye kadar işte bu böyle devam ettikten sonra 1927'de ilk Türk büyükelçimiz işte Oğuz Bey gayet güzel anlattılar. Bu arada Oğuz Bey'in anlatısından da yola çıkarak şunu söylemek isterim, vurgulamak isterim. Ahmet Muhtar ilk büyükelçimiz Cumhuriyet döneminin, onun resmi yağlı boya resmi ve Mehmet Münir Ertegün'ün yağlı boya resmi bugün Türkiye Büyükelçiliği'nin binasında en güzide yerde karşılıklı olarak asılıdır. Ve çok büyük gururla herkese bu hikayeyi anlatırken de onları gösteririz. Şimdi bu bina bittiği zaman o zamanın sahibi olan kişinin ikinci eşi, yine kendisi de bir opera sanatçısı, Burak Bey belki bunu ilgisini çekecektir. Ve ev öyle bir inşa ediliyor ki bir müzik odası var. O müzik odası akustik düzenlemeleri de sahip. Ve eşi orada her gün işte bir practice ediyor, yani bu gösterilerini. Ve yani müziğe yatkın bir bina, onu da anlatmak, vurgulamak için söylüyorum. Ve burası 150 kişi kadar alan, oturduğu vakit yani 100-150 civarında kişiyi alan bir oda. Ben oraya büyükelçi olduğumda bu hikayeyle, ki ırkçılığa karşı işte Mehmet Münir Ertegün'ün çocuklarının yaptığı bütün bu girişimler, caz işte çerçevesinde götürdükleri bu süreç ne kadar büyük önem taşıdığının farkındaydım, biliyordum bu hikayeyi. Ve iki dönem üst üste orada çalışmanın verdiği işte tecrübeyle de daha da çok öğrendim, okudum. Ve gelir gelmez bunu nasıl gerçekleştireceğim üzerinde durdum. Ve ilk önce doğrudan kongreye gittim. Kongrede o zamanlar tabii bu işte ırkçılık çerçevesinde
bunu daha büyük bir ivme verebilmek için bu hareketimize, o zaman Black Caucus dediğimiz yani o zamanki siyahi temsilciler meclisi üyelerinin bu işe benim arkamda dururlarsa bir şekilde co-host olarak çok daha etkili olacağımızı düşündüm. Ve o zaman John Conyers vardı. Belki burada bazıları arkadaşlarımız tanıyorlardır. Geçen sene vefat etti. John Conyers'a gittim. Bütün bu hikayeyi anlattım. Yapmak istediklerimi söyledim. İlk önce bana tuhaf tuhaf baktı. Çünkü meclisteki, daha temsiller meclisindeki odasında ziyaret ettim. Sonra kendisini işte bir şekilde büyükelçiliğimize davet ettim. Baş başa bir yemek yedik. Orada tarihi anlattım kendisine. Ve grup o zaman 40 küsür kişiydi. Şu anda 52 kişi olduğunu duydum. Dedi ki hepimiz arkanızdayız. Ben bu hikayenin böyle olduğunu asla bilmiyordum. Şimdi bakınız, biz Türkler olarak kendi tarihimizi bilmiyoruz. Bırakın kendi tarihimizi, kendi babamızın babasını da bilmiyoruz. Bu konularda maalesef çok eksikliklerimiz var. O da bunu derhal yani hemen anladı ve onu co-host olarak aldık. Yani birlikte düzenleyeceğimizi ondan garantisini aldım. Sonra tabii bu iş bir para işi biliyorsunuz. Ve finansal açıdan bakanlıktan 5 kuruş para alamadığımı sizlere burada itiraf etmek isterim. Hiçbir ilgi göstermediler ama ben o zaman Boeing firmasına gittim. O zaman Muhtar Kent henüz daha orada başka bir takım faaliyetlerle meşguldü. Ve Boeing firmasına gittim, anlattım. Seattle'a gittim. Sırf bunu anlatmak için. Ve Boeing firması buna sahip çıktı. 150 bin dolara yakın bir paradır bunun yıllık masrafı. Ve bana bu parayı vermeyi taahhüt ettiler. Ardından New York'ta Jazz at Lincoln Center diye bir yine bu jazz konusunda çok önemli yeri olan bir şirket diyelim, müzisyenleri bulan, onları destekleyen bir firma. Onlarla da konuştum. Ez cümle geldiğimden oraya ayak bastıktan hemen sonra, ki bunun ne kadar etkili olacağını çok iyi biliyor idim ve nitekim öyle oldu. Yaklaşık 3-4 ay sonra ilk caz işte gösterimizi yaptık. Bu arada işte Ahmet Ertegün'ün eşi Mika Ertegün'ü de ziyaret ettim. Onu size anlatamam. Hiçbir şekilde buna ilgi göstermedi ilk önce. Yani beni de sıradan hani işte gösteriyle bu işi geçiştirecek işgüzar bir büyükelçi olarak gördü ilk önce. Fakat kendisiyle çok ciddi bir dostluğumuz oldu. Ve nitekim sonradan her şeye geldi ve bizim büyükelçiliğimizde kaldı. Ve o hikayeleri anlattı. Her seferinde eşiyle ilgili. Onu da yanımıza aldık ve ilk açılış gösterisini o zaman Muhtar Kent'i de davet ettim. Muhtar Kent'e ilişkin, yani o gösteriye ilişkin, o performansa ilişkin bütün fotoğraflar da vardır. Ve çok büyük bir ses getirdi değerli arkadaşlarım. Derhal ve bunların her birine bir tema koyduk. Mesela jazz and business, jazz and diplomacy, jazz and culture gibi böyle bir takım temalar koyduk hepsine. Mesela bu ay Black History Month'ı biliyorsunuz. Mesela onun için bir şey yaptık, özel bir jazz seansı düzenledik. Ve nitekim, yani biraz çabuk geçiyorum çünkü anlatacak çok şey var, vaktim de daralıyor. Öylesine büyük etki göstermeye başladı ki bir müddet sonra
Kor Diplomatik'ten çok ciddi katılımlar olduğu gibi kongreden de bir sürü istekler gelmeye başladı. Çünkü biz biletleri satmıyor idik. Sadece insanlara gönderiyor idik. Ve öylesine enteresan şeyler yaptım ki ve bunlarla gurur duyduğumu söylemek isterim size. Mesela o zamanlar African American Museum, yani Heritage Museum vardır. Şu anda Mall denilen o büyük yeşillik alanda kaçıncı yılını kutluyor bilmiyorum ama çok da eski değildir. O zamanlar onun başına Lonnie Bunch diye bir akademisyen ve aynı zamanda işte siyahilerin tarihi konusunda uzman bir kişi vardı. Onu eve davet ettim. Ve kendisine bu hikayeyi anlattım. Ve bana şunu söyledi. Dedi ki sizi tebrik ederim. Ben bunu birkaç yerden duymuştum. Ama ben size kendi ailemle ilgili ya kendimle ilgili bir hikaye anlatmak isterim. O yıllarda ben daha çok küçüktüm. Ve babamın bana söylediği şu lafı asla unutmam. Eğer işte Washington DC 4 sektöre bölünmüştür. Bizimki Northwest denilen kuzeybatı kısmında şehrin yer alır. Ve orada hep işte bu WASP denilen ırkçılığın bayraktarlığını yapan kesim oturur. Demişti ki benim babam şayet bir gün oralarda kendini yalnız hissedersen o mahalleye gittiğinde ki tehlikeliydi onlar için. Kendini lütfen doğrudan Türk Büyükelçiliğine at. Orada sana sahip çıkarlar demişti. Ve ben de bu hikayeyi aldım götürdüm. Kendisini davet ettim ve bütün davetlileri anlattırdım. Ve çok büyük ses getirdi. Sadece kongrede değil. Sonra kongre üyeleri neredeyse sıraya girdiler. Bugün Amerikan Başkanı olan Joe Biden oğluyla beraber geldi. Hillary Clinton yine gelecekti. Son anda bir Merkel ziyareti dolayısıyla gelemedi ve bana bir mektup yolladı. Çok ciddi bir çevre edindi Türk Büyükelçiliği ve çok ciddi bir destek edildi. Ve bir gün bana Singapur Büyükelçisi geldi ve şunu söyledi. Dedi ki Namık Bey biz dedi sizi dedi büyük bir ilgiyle izliyoruz. Ben de dedi bir caz efendim gösterisi yapabilir miyim dedi. Ben dedim ki estağfurullah sizin benden izin almanıza gerek yok. Hayır dedi. Öyle olacak ki bu hikaye öyle etkileyici ki dedi bizim yapacağımız çok yavan kalacak. En azından dedi siz de gelirseniz ve siz de bu hikayeleri anlatırsanız bizim açımızdan çok büyük bir destek olur dedi ve ona da onu efendim o şeye ben de orada hazır bulunmuştum. Yani çok ciddi ses getirdi. Bunu bir ne derler kamu diplomasisinin en önemli efendim faaliyetlerinden biri olarak gördüğümü söylemek isterim. Ve bugün dahi hala her yerde işte Ümran Hanım bilir bunu hala anlatılır bizim o zaman başlattığımız hikayeler. Biz 2 sene bunu götürdükten sonra ardından Muhtar Kent'ten rica ettim. Boeing ondan sonra Muhtar Kent Coca-Cola adına bunları finanse etmeye, daha doğrusu fon bulmaya gayret etti. Son bir şeyi anlatacağım. Bu hikayeler çok uzundur. Daha başka yönlerini de anlatmak isterdim size. İnşallah başka bir sefere. Fakat bir gün beni işte Thelonious Monk Institute diye çok önemli bir caz kuruluşu vardır Amerika'da. Onun başkanı davet etti ve şunu söyledi. Dedi ki Dünya Caz Günü yapılacak. Sene 2012'nin sonlarıydı. Dünya Caz Günü'ne Türkiye'de düzenlemek istiyoruz. Ama dedi şöyle yanında o zaman Yusuf El Oteyba Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ydi. İkimizi beraber davet etti. Ve şunu söyledi ikimize yemek yedirirken. Dedi ki bizim iki yerde düzenlemek istiyoruz bunu. Ya Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de yahut da dedi Türkiye'de İstanbul'da. Sizleri dedi buraya davet etmemin sebebi
Lütfen beni bağışlayın ama iki ülkenin büyükelçisi, iki şehrin işte ülkesinin büyükelçisi olarak siz dedi bunlara fon bulabilecek misiniz? Yani siz destekleyebilecek misiniz? O zaman Yusuf El Otaiba'yı takdirle anarım. Şunu söyledi değerli arkadaşlarım. Dedi ki ben dedi işte büyükelçinin yaptığı faaliyetleri izliyorum. Bizim paramız var dedi. Bizim çok paramız var ve biz bunu yaparız ama ayıp olur dedi. Bakın bunu hala tüylerim diken diken olarak söylüyorum. Bu dedi Türkiye'nin hakkıdır. Türklerin yapması gerekir. İstanbul'da yapılması gerekir. Dolayısıyla ben arkadaşım lehine fedakarlık ediyorum dedi. Nitekim ben bu parayı bulmak için sonradan yine sadece sırf bu konu için size en az bir 30-40 dakika anlatırım. Bu caz faaliyetini de Dünya Caz Günü'nde 2013 yılının 30 Nisan'ında Türkiye'de düzenledik. Size anlatamam yani önümde bir sürü isim var. Dünyanın en ünlü caz sanatçıları geldiler ve ben para bulmak için canım çıktı değerli arkadaşlar. Bütün bu hikayeleri yapmak için gerçekten çok ciddi çaba harcadım. Şahsi gayretimle bir sürü bankanın başkanlarına ki bazıları dostumdur. Onlara telefon ettim ve onların sayesinde bu devlet de sonunda yani bundan utanç duyarak affedersiniz efendim bağışlayın beni. Onlar da devlet de para verdi ve biz Dünya Caz Günü'nü sırf Amerika'da ki bu hikaye vasıtasıyla Türkiye'de düzenleyebildik 30 Nisan'dan sonra. Ve ben ayrılırken bitiriyorum laflarımı. Geçtim süremi doldurdum kusura bakmayın. Ayrılırken bugünkü arkadaşımıza tek bir şey söyledim. Dedim ki bak burada yapacağın en önemli işlerden bir tanesi. Siyasi işler her zaman yapılır. Önemli değil. Ama bu işi devam ettirirsen çok ciddi bir institutionalize olur. Yani bu bir kurumsallaşır. Bunu lütfen yap dedim. Yapamadı herhalde. Olmadı. Yani gereği şekilde o parayı da kullanamadı. Ve o iş orada kaldı. Bugün gidecek olan büyükelçi beni aradı. Yani şu anda gidecek olan Murat Mercan. Beni aradı. Ona da ilk söylediğim şey şudur. Dedim ki orada yapacağınız hiçbir şey ses getirmesi mümkün değil. Kimsenin ilgi göstermesi de hele hele bu ortamda mümkün değil. Ama bunu devam ettirirseniz bir şekilde çok ilgi çekebilir bu. En azından Büyükelçiliği yine oradaki siyasi çevrelerin, kongre çünkü kongre Amerikan sisteminde yönetimden zaman zaman daha önemlidir. Dolayısıyla kongre önünde de çok ciddi bir imaj tazeleme imkanını bulursunuz. O da bana söz verdi. Ben söylediğim gibi bakın bu büyükelçiliğin binasının hikayesini size anlatamadım. Onu da başka bir programda daha ayrıntılı anlatmayı isterim. Bu sözlerime son vermeden önce bütün önceki konuşmacılara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Işıl Hanım'dan, Burak Bey'den, Ümran Hanım'dan, Oğuz Bey zaten bizim dostumuz. Çeşme'de her zaman birlikte daha uzun konuşma imkanımız oluyor ama hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine fırsat olursa daha başka yönleri itibariyle de bunu konuşuruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Emekli Büyükelçimiz. Acaba bunları bir kitapsallaştırsanız, bir kitap olarak yazsanız da herkes bu fikri, bu sizin deneyimlerinizden yaptı. Yararlansa. Yaptınız mı? Zamanın. Bakın o şeyi gösteriyor. Ben bunu Kültür Üniversitesi ile birlikte. O kitaptan haberim var ama ben sizin kendi kişisel, şahsi diplomasi tecrübenizi yazsanız da biz de okusak diye söyledim. Yazıyorum. Onu da yazıyorum. Bir yaklaşık 100 küsür sayfa yazdım. Harika. Zor oluyor, kolay olmuyor. Ama
bitireceğim. O zaman sizlerle paylaşırım. Harika, harika bir haber bu. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Artık soru ve cevap kısmına geldik. Dediğim gibi isterseniz sorularınızı chatten yazabilirsiniz. Bu arada ben chat'e birkaç tane resim ve birkaç tane belge bıraktım. Mesela resimlerde Namık Bey'in bahsettiği Everett House'u ve bahsettiği odaları görebilirsiniz oradaki linkteki resimlerde. John Conyers'ın Namık Bey'e teşekkür bildirisi 2013'te Temsilciler Meclisi'nden, onu da chat box'a koydum. Ve de 2 Şubat'ta daha yeni gene Temsilciler Meclisi'nde Ümran'ın belgeseline yapılan atıf ve bunun işte bu Black History Month'daki önemini belirten bir Temsilciler Meclisi küçük bir yazısı daha var ilgilenenler için. Onu chatte bulabilirsiniz. Şimdi artık soru ve cevap kısmı, soruları alabiliriz. Ben bir ekleme yapmak istiyorum toplantıya, müsaade ederseniz. Ben de bir belgesel çektim. İşte Türkçe, kendimi tanıtayım önce. Deniz Yüksel Abalıoğlu. Belgeselim henüz bitti fakat şu an post production aşamasında. Mafi Falay, işte dünyaca ünlü cazcımız, İsveç'te yaşayan, onunla ilgili onu anlatan bir belgesel. O belgeseli çekerken de epeyce öğrendim. Benim için bayağı şey, hani bir okul oldu bu ilk belgeselim benim. Caz diplomasisi üzerine de bir şeyler öğrendim ve bu toplantıda hani hiç onun adı geçmeyince aslında biraz şaşırdım. Bu konular konuşulacak diye bekliyordum. Birazcık onlardan, yani o bilgilerimi sizinle paylaşmak isterim müsaade ederseniz. Bence çok önemli bir takım konular var burada hiç değinilmeyen. 50'li yıllarda, 56 yılında bu işte Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş sebebiyle dünya işte iki kutba ayrılıyor ve iki tarafın böyle korkunç bir savaşı başlıyor. Bu aynı zamanda kültürel bir savaş olarak da, yani o soğuk savaşı biliyorsunuz, kültürel bir savaş olarak da sahne alıyor ve o zaman Amerika'nın bir caz diplomasisi başlıyor ve caz büyükelçiliği diye bir şey, Dışişleri Bakanlığı, Caz Ambassadors diye bir birim kuruyor. Ve Türkiye'ye aslında caz, hani evet Burak Bey'in dediği gibi 20'li yıllarda bir şekilde geliyor plakları falan ama ilk kez Türkiye'ye cazın gelmesi de bu Caz Ambassadors'la oluyor. Yani bu konuyu birazcık size anlatabilirim dilerseniz. Çok teşekkür ederiz Deniz Hanım. İstersen sizi biz ayrıca uzun bir zaman dilimi içerisinde bir toplantımıza davet edelim. Böyle sizi bir 3-5 dakikaya sıkıştırmayalım. Madem bu kadar bilgi sahibisiniz, bir belgesel yaptınız, sizi de konuk edelim. Ama daha geniş bir zamanda konuk edelim. Siz bizim konuğumuz olun. Böyle size bir konuşma ayarlayalım toplantılarımızın bir tanesinde. Sizi öyle bir konuşmacı olarak davet edelim diye düşünüyorum ben. Diğer arkadaşlar, büyüklerim, grup üyelerimiz ne düşünür bilmiyorum. Ama sizi, yani gönlüm razı olmadı şimdi bir 5 dakika. Ay, çok sağ olun. Yani işte ben yeri gelmişken isterseniz hemen en azından bir tane fotoğraf paylaşmak isterim de bu... Paylaşabilirsiniz. Paylaşım açık. Paylaşımı ama tabii daha önce bunu bu arada hiç kullanmamıştım. İlk defa nasıl paylaşacağım bilmiyorum. Yani şimdi o Jazz Ambassadors'ta işte Dizzy Gillespie, Louis Armstrong hepsi var ve ilk İran'dan başlıyorlar bu tura. Sonra 56 yılında işte Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'ye geldiklerinde Mafi Falay ilk kez onları işte bir takım arkadaşlarıyla birlikte havaalanında karşılıyor ve o şekilde tanışıyorlar. Sonra işte Dizzy Gillespie'nin burada bir konseri oluyor. Onun üzerine maceralar başlıyor. Benim filmimde de o şekilde başlıyor. Ama bu caz diplomasisi hani ilginç bir konu. Ben ona yer verilir diye düşünmüştüm. Hatta şöyle enteresan bir şey var. Hemen anlatmak istiyorum. Bu Caz Ambassadors kurulduğunda bir işte o zamanın president ismini hemen ben size buradan söyleyeyim. Tayland'da Tayland kralıyla bir görüşme yapılacak ve ondan bir şey koparılacak. Fakat kral bir türlü razı olmuyor. Evet, President Johnson'mış. Sonra Johnson hemen işte bir cazcıyı arıyor. Diyor ki sen yetiş, bu kral cazı çok seviyor. Burada bir konser var, biz bunu alalım. Sonra neyse Stan Getz'i yolluyorlar.
Stan Getz orada bir konser veriyor ve Tayland Kralı da ne istiyorlarsa veriyor gibi. Yani bunun daha bir sürü örnekleri var da dediğiniz gibi belki başka bir toplantıda değinilebilir. Başka bir toplantıda bol bol görsel paylaşarak da bilgilerinizi bizimle paylaşmanızı gerçekten çok isteriz. O toplantıda sadece caz diplomasisi üstüne yaparız belki. Siz de dinleme fırsatı buluruz keyifle. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Evet, Q&A soru ve cevap hiç Ümran'a, Namık Bey'e, Burak Bey'e, Işıl Hocam'a sorular. Cengiz Bey buyurun. Ben isterseniz hem Deniz Hanım'ın söylediğine bir cevap olarak bir şeyler söyleyeyim. Sonra birkaç tane sorum olacak benim de. Ama ondan önce ben tekrar herkese hem çok teşekkür ederim. Hepimiz eminim çok keyif aldık, çok şey öğrendik. Çok güzel bir program oldu. Bence bu programın kendisi yani anılarla, tarihle, kültürel sohbetlerle ve şahsi anılarla belgesel oldu bence yani o anlamda. Amacımız tabii bunu program oluştururken baştan hani caz diplomasisi tarihi yapmak değildi aslında. Çok basit ve mütevazi bir şekilde başladık ve bu hale geldi. Amacımız Ümran Hanım'ın bir başarısı vardı. Kendisi çok mütevazi olarak tabii bize onu sundu ama gerçekten büyük bir başarıydı ki yazısı belgesel hakkında Washington Post'ta dahi yazı çıktı. Onu konuşalım dedik. Onu konuşurken de dedik ki ha bunun işte sağını solunu da birazcık süsleyelim. Büyüye büyüye böyle bu hale geldi. Ve adını da biraz daha şık olsun diye caz ve diplomasi diye koyduk. Yoksa hani caz diplomasisi ayrı bir konu olurdu. Onun için söylediğiniz gibi yani bütün yönleriyle bakmak gerekirdi. Hani o amaçla değildi. Dolayısıyla programımız kendi içinde amacına fazlasıyla ulaştı. Ama öbür türlü koymuş olsaydık ve Özlem Hanım'ın söylediği gibi umarım onu tekrar yaparız. Başka bir formatta onu yaparız diye düşünüyorum. Benim iki tane sorum konuklarımız olacak. Söylediğim gibi biz sürekli zaten görüşüyoruz, konuşuyoruz, fazla da konuşuyoruz hatta bazen. Ümran Hanım ve Işıl Hanım bizle ilk kezler. Umarım daha sonra da katılma fırsatları olur toplantılarımıza. Işıl'a benim sorum şey olacaktı. Yine kronolojik başlamak için söylüyorum. Kendisi işte Türklerin Amerika'daki tarihini çalışıyor. Son 200 yıldır olan tarihini. Tabii özel olarak herkesin tabii kısa zamanı var. Onun hepimiz farkındayız. Hepimiz bırakılırsa saatlerce konuşuruz. Kısa 10 dakikada bize Türk diplomatlarının tarihini anlattı ama hep dikkatimizi çeken şey oldu orada. Yani ilk gönderilen, Amerika'ya ilk gönderilen diplomatlarımız Levanten veyahut da gayrimüslim kökenli. Yahudi, Ermeni ya da Levanten kökenli. Şimdi ben mesela tarih olarak hani baktığımda Avrupa'ya gidenler genelde Osmanlı diplomatları hep Osmanlı. Yani öyle bir özel olarak seçilmiyorlar. Şimdi Amerika özelinde Doktor Acıhan, yani böyle bir tercihin özel bir sebebi var mı? Tesadüf mü? Neden hep gayrimüslimler seçiliyor? Size sorum bu. Ümran'a da sorum şey yine yani. Ümran Hanım'a sorunuzu sonra alalım mı Cengiz Bey? Önce Işıl Hocam cevaplasın. Ben sözümü bitireyim, çekileyim aradan diye düşündüm ama moderatör sizsiniz tabii ki. Çok teşekkürler soru için. Dediğiniz gibi genelde hakikaten Levantenler işte yabancı yani daha hani gayrimüslimler tercih ediliyor. Ama buraya geldiklerinde de hepsi Türk konumunda yani hepsine Türk diyorlar. Hani böyle bir mesela Oğuz Bey hani ilk gelen Türk 1600'lerde işte bu neydi adamın adı? Şeydi yani bu ne derler? Van Sale işte bir şey Flemenk. O diye bahsetti ama şimdi onunla da Türk denmesinin nedeni Müslümanlığa geçiyor. Aslında bir Flemenk adam. Tabii onun adı Murat Reis oluyor. Daha sonra onun adı Murat Reis olarak geçiyor. Aynen. Onun için hani Türk dediğimizde tabii ki şey algılayamıyoruz. Hani bugünkü anladığımız açıdan hani etnik bir kimlik değil bu. Türk hani Müslüman'a da denilebiliyor. Osmanlı'dan gelen herkese de denilebiliyor. Veya bu işte şeyden Barbarian States denilen işte Kuzey Afrika'dan gelen kişiler de aynı şekilde Türk deniliyor. Kendileri de zaten Türk diye tanınıyorlar. Ondan dolayı yani herkes gelenler Türk. Ben şey diye düşünüyorum onu mesela buraya genelde. Levantenlerin veya gayrimüslimlerin gönderilmesinin nedeni. Buraya çok fazla bir talep olmuyor ilk başta. Yani en böyle hani biraz daha Amerika'nın daha ön plana çıktığı zamanlarda
buraya elçiler, daha böyle Müslüman elçiler gelmeye başlıyor. Ama önceden pek bir talep yok. Mesela hatta buraya gelmeyi istemeyen, yani buraya gönderilip, hani görev verilip gelmeyi reddeden diplomatlar da oluyorlar. Amerika'yı çünkü önemli bir pozisyon olarak görmüyorlar. Belki de herhalde onlar işte biraz daha buraya gelmeyi kabul eden şeyler, diplomatlar oldu diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür ederim. Cengiz Bey, Hanım'a sorunuzu alalım. Bu soracağım Ümran'la biraz genel bir izlenim sorusu aslında. Hani Burak Bey de öyle bir şikayette bulundu zaten. Tanımıyoruz, etmiyoruz, dikkat alınmıyoruz diye. Hem Türkiye tarafından hem de aslında belli ki yurt dışında da öyle. Aynı şeyi Namık Bey de çok defaatle vurguladı. Yani hani bir tanıtma sorunu var. Yani kurumsal ve kişisel olarak problem. Yani Ümran'a benim sorum şey olacaktı. Yani hani böyle bir projeye girdin, çok da şey öğrendiğini söylüyorsun. Eminim ki Amerikalı meslektaşlarla da epeyce bir ilişkin olmuştur. Yani o ilk aldığın tepkiler ne oldu? Mesela işte Washington Post'a yazı çıktı. Bu çok önemli bir bence olaydı. Yani bu Erte Günleri tekrar anlatırken mesela Erte Günleri Amerika'dakiler ilk olarak hani Türk olarak mı biliyorlar? Ya da ne bileyim bunlar hani normal bir Amerikalı olarak mı algılanıyor? Ya da tanımıyorlar mı? Ya da Washington'un dışında sınırların ötesinde bunların tanınmışlığı ne? Sizin izleriniz nedir bu konuda? Onu merak ettim. Ümran, ses kapalı. Mikrofonun kapalı Ümran. Açtım. Yes. Tamam, gel. Şimdi esasen Ahmet Ertegün'ü Amerika'da yani müzikle ilgilenen herkes biliyor. Çünkü Atlantic Records'ın kurucusu olduğu için ve pek çok çok ünlü müzisyenleri plaklarını yaptığı için Ahmet Ertegün çok biliniyor. Nesu Ertegün de şey yönüyle biliniyor. Hani çok iyi bir yazar o dönem. Çok önemli müzik dergilerinde yazmış. Yine Atlantic Records'ı Ahmet Ertegün'le birlikte kuruyor. Hani iki kardeşi de müzikle ilgilenen herkes üç aşağı bir yukarı çok iyi tanıyor. Yani ikisi de belli haklı bir şeyleri var, şöhretleri var. Türkiye'de de esasen Ahmet Ertegün tanınıyor. Ama nasıl tanınıyor? Hani Atlantic Records'ın kurucusu diye tanınıyor. Yine müzikle ilgilenen geniş bir çevrede. Ama onun dışında hani 1930'ların sonu, 40'lar, hani o segregation, ırk ayrımcılığının çok yoğun yaşandığı dönemde yaptığı bu işi hani ne Amerika'da ne Türkiye'de aslında çok da fazla kişi bilmiyor. İşte Namık Beyler'in başlattığı Ertegün Caz serisi konserleriyle yani Washington'da belli bir kitle tabii ki hani bu hikayeyi öğrenmiş vesaire ama hani çok da kişi bilmiyor hani belki hani bu belgesel vesilesiyle tabii Washington Post'ta çıkan yazı da çok etkili oldu. Hani bana bir sürü insan ulaştı işte kongre üyesi kongrede bir bununla ilgili bir konuşma yaptı. Yine pek çok gazeteci hani Katar'dan tutun da bilmem hani Avrupa'nın pek çok yerine kadar bir sürü hani sosyal medyada paylaşıldı vesaire. Hani konu birazcık daha şeye ulaştı hani bilinir hale ulaştı diyeyim hani yine ama kısıtlı bir çevrede. Belki hani bu belgeselle birlikte hani ne kadar tabii gösterebilirsek dünyada hani o kadar şey ben de çok mutlu olacağım hani o kadar kitleye ulaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi Namık Bey de az önce söyledi bana da Blair Rubble çok iyi bir tarihçi Washington'da o anlatmıştı. Hani böyle siyahlar arasında efsane olarak anlatırmış o dönem. Hani başınıza kötü bir şey gelirse aman Türk Büyükelçiliğine sığının. Orada kendinizi korursunuz diye. Hani öyle bir efsane var ama bu efsane de şimdi şeyde siyah gençler, genç kuşaklar bunu bilmiyor. Birazcık daha hani anlatmak, bunu biraz daha yaymak gerekiyor zannımca. Çünkü hani basit, sıradan bir hikaye değil hakikaten. Mesela bunu Netflix'e koyabilmem mümkün mü ya da Amazon Prime'a vesaire? Bunlar öyle teknik olarak mümkün mü?
şimdi de belki bu festival gösterim sürecinden sonra hani şeyle birlikte başladık Washington DC Bağımsız Film Festivali ile. Hani bir yıl özel gösterimler ve festivalleri dolaşsın diye planlıyorum. Ondan sonra böyle bir streaming şeye, platforma ki İstanbul'un gözü öyle hani Amazon Prime'da, Google Play, iTunes'da falan gösteriliyor. Hani bunu da öyle streaming platformlarda gösterilsin istiyorum. Hani belki bir yıl sonra öyle bir şeyimiz olacak girişimimiz. Ben de hani şimdi Nabi'ye söyleyeyim. Ben de bu belgeseli yaparken çok zorlandım hakikaten. Şey kaynak bulma konusunda ben hani parantez içinde söyleyeyim. Hakikaten hiç sponsor bulamadım. O kadar en çok zorlandığım proje oldu. Belki en kolay yeni sponsor bulabileceğim diye düşünüyordum. Hani destek vesaire. Hani filmin neredeyse tamamını yani kendi imkanlarımızla çektik. Dışişleri Bakanlığı'nın çok küçük bir katkısı oldu ulaşım konusunda uçak bileti. Bahçeşehir Üniversitesi'nin oradaki kampüsü Atlantik Üniversitesi. Onlar işte konaklamamızı sağladılar sağ olsunlar. Onların güzel bir şeyleri var, öğrenci yurtları. Onun dışında hiç bir destek alamadık maalesef. Hani Rabbin yaşadıklarını yaşadım ama çok şey ne yazık ki çok büyük talihsizlik tabii baktığınız zaman. Bir iki şey söyleyebilir miyim Sayın Başkan? Buyurun Namık Bey. Şimdi ben Deniz Yüksel hanımefendinin söylediklerini dinledim. Bizim bütün bu anlattıklarımız zaten caz diplomasisi. Yani netice itibariyle Türkler buna bilinçli veya bilinçsiz çok evvelden başlamışlar. 1956'lar çok geç. Biz bunları o zamanlar eğer etrafa iyi anlatabilseydik, sahip çıkabilseydik bu hikaye bugüne kadar herkesin kulağında hiç kulağından çıkmayacak şekilde, hafızasından çıkmayacak şekilde yerleşecekti. Şimdi biraz önce söylendiği gibi bir kere Ahmet Ertegün sayesinde, bakınız Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten insanlar, ben orada yaklaşık işte son 20-25 yılına vakıfım bu ilişkilerin, gelen herkes onun sayesinde kendilerinin asla ulaşamayacağı yetkililerle görüşme imkanını buldular. Hepsini Ahmet Ertegün organize etti, bütün bu toplantıları. Bütün başbakanlarımız, bugünkü cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere, Amerika'da kongrenin, akademiyanın, ne bileyim eğlence dünyasının, basının bütün önemli şahsiyetleriyle bir araya geldiklerinde bunu sadece ve sadece Ahmet Ertegün sağladı. Yani bu öylesine büyük bir gücü var ki bu hareketin, Ahmet Ertegün'ün bütün yaptıkları sayesinde biz kendimize bir yer edindik. Ama biz bunu anlatamadık. Biz bunu benimseyemedik. Hiçbir şekilde benimsemedik. Bakınız birçoğunuz bunu yeni duyuyorsunuz, bunların hikayesini. Ben size anlatsam çok daha ilginç hikayeler var. İmran Hanım da anlatacaktır. Belgeselinde de göreceksiniz. Benden sonra gelen arkadaşımız, ben bir şey değilim ya, yani. Neticede yapılması gerektiğini yaptım. Benim arkadaşlarım eğer onu devam ettirmiş olsalardı bugün, kurumsallaşacaktı. Çok daha fazla kimse dinleyecekti. Ümran Hanım daha fazla insan bulacaktı kendisine destek olmak için. Bundan eminim ben. O zamanlar ben çünkü büyük çabalar göstermiştim. Ve bunun için belli bir çevre yaratmış idim. Ama o ortada kaldı. Ondan sonra kimse ilgilenmediği için şimdi tekrar anlatmak gerekiyor. Tekrar anlatıldığında ben bu işleri başlattığım zaman Washington Post bize geldi. Ben onlara gitmedim. Ve onun da hikayesini belki bilir Ümran Hanım. O konuda da gayet geniş bir röportaj yayınlanmıştı. Onu da bulabilirsiniz. Dolayısıyla bizim kendimizi anlatmamız lazım. Anlatmadığımız takdirde, bütün bunlara sahip çıkmadığımız takdirde, bütün bunları desteklemediğimiz takdirde kimse gelip bu hikayeleri bizim adımıza başkalarına anlatmaz. Biz yapmamız lazım. Bu değerli hikayeye sahip çıkmamız lazım. Bu değerli insanlara sahip çıkmamız lazım. Bugün
işte kendi kabiliyetleri çerçevesinde bizi orada temsil eden insanlara sahip çıkmamız lazım. Destek olmamız lazım. Parasal yönden de manevi olarak da destek olmamız lazım. Son bir hususu yapıyorum. Deniz Hanım'a özellikle şimdi şeyde de Soli Özel'in şeyinde Twitter hesabında pinned tweet olarak göreceksiniz bunun hikayesini. Lütfen oradan dinleyin. Yani neler geçmiş oradan. Bir caz tarihi, caz diplomasisinin yarattığı yani o devirde caz tarihi Türkiye hakkında orada oluşmuş bir hikaye oluşmuş. Bütün kişilerle ve o devirde inanın Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlere kardeşlerin sahip çıktığı kimsenin yüzüne bakmadığı birçok ünlü insan yahut da gerekli ilgiyi göstermediği birçok insan ondan sonra onları başlarının üstünde taşımışlar. Bugün Amerika'da 4-5 tane Jazz Hall of Fame işte müzesi yahut da müzelerdeki öyle bir bölüm vardır. Onların hepsinde Ahmet Ertegün'ün ismi vardır. Howard Theatre'a biz kocaman Ahmet Ertegün'ün ve Türkiye'nin ismini koydurduk. Oraya gidenleriniz gidip göreceklerdir. Bütün bunları çok mütevazi katkılarla yaptık. Yani işte bunlar diplomasidir. Yani diplomasi bu. Caz diplomasi dediğiniz hadise bu. Bu çok önemli bir şeydir. Ahmet Ertegün kardeşiyle birlikte babalarının da desteğiyle yaptığı hadise yani Türkiye'nin tarihine ben onun siyasi bakımdan getirilerini bakın anlatmadım. Onları da başka zaman anlatırız. Ama sadece bu hususta yaptıkları büyük bir minnetle anılmalı ve sahip çıkılmalıdır bence. Çok teşekkürler Namık Bey. Ben kısa bir ekleme yapacağım. Yani bu ırkçılığın burada Amerika'da nasıl bir şey olduğunu anlamanız açısından. Paul Williams diye siyahi bir mimar var ve müşterilerinin, beyaz müşterilerinin yanına oturamadığı için Paul Williams upside down, tersten çizmeyi öğreniyor. Çünkü beyaz müşterileri yanına oturamıyor. O yüzden adam tersten müşteri karşısına oturduğu zaman çizmeyi ve göstermeyi öğreniyor. Yani burada böyle bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Bu kadar kurumsallaşmış bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Ve bu kadar kurumsallaşmış bir ırkçılığın 1930'ların sonunda 40'ların başında ön kapıdan siyahi müzisyenleri içeri sokup içeride caz jammi yapacak kadar da yürekli Türk diplomatları ve çocuklarından bahsediyoruz. O yüzden bu olay gerçekten son derece önemli. Ümran'ın da dediği gibi devrimsel bir olay esasında ve bizim bunu Türk diplomasisi olarak, Türk dışişleri olarak çok da iyi satabileceğimiz bir konu. Özellikle bu ayda. Çünkü bu ay Black History Month. Uğur Bey, sanıyorum siz bir şey söyleyecektiniz, bir soru soracaktınız herhalde. Buyurun. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Hem Namık Bey'in hem Ümran Hanım'ın, Işıl Hanım'ın konuşmalarıyla çok aydınlanıyoruz. Sevgili Burak Bilgili'ye tekrardan çok teşekkür ediyoruz bu katılımdaki o muhteşem Ariel'e aramızda oldu. Şimdi rekordta olmamıza rağmen hafif bir benim de bir muhalif bir düşüncem var. Bunu ifade edeyim. Çok uzun bir zaman diliminden bahsediyorsunuz. 1920'lere indik. Sonra 1950'lere Amerika'dan ve Paris'ten cazın Türkiye'ye gelişine indik. Gerçekten çok uzun bir zaman diliminde niye halen buradayız? Atlantic Records'ta tabii ki sadece Ertegün kardeşler yok. Arif Mardin de bizim gururumuz. Birlikte muazzam işlere imza atıyorlar. Birazcık daha geriye gidelim. Milattan sonra 200 yılına gidelim. Bu yıllarda İzmir'de bir antik tiyatro var. Ve bu antik tiyatro 1960'larda tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Ve şu andaki yönetimle birlikte tekrardan gündeme geldi. Bizim de bir tarih sempozyumumuzla birlikte, Homeros başlığıyla birlikte bunu dünya kamuoyuna duyurma amacımız var. Fakat burada
kamuoyunla bizim tabii bu tarihle bağdaşan düşüncelerimizden önce bir açıklama yapıldı. O açıklama şuydu. Burada muazzam bir konser verilecek. Konseri kim verecek? Bu kamuoyunda yer almadı. 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında burada bir konser olacak. Bu konseri biz biliyoruz. Burada bir Tarkan konseri olacak. Milattan sonra 200'e gidiyoruz ve böyle bir antik tiyatro sahneye çıkıyor, gün yüzüne çıkıyor ve Tarkan konseriyle bu dünya kamuoyuna duyurulacak. Peki Amerika'da ne oldu? Biz caz müziği, Türk ve Amerikan ilişkilerinde şey kullanabildik mi? Bir kaynak kullanabildik mi? Bir lobi faaliyeti yapabildik mi? Yapamadık çünkü paramız yoktu. O dönemlerde hiç yoktu. Eğer 1 milyon dolar, 5 milyon, 10 milyon dolar lobi faaliyetlerine belki ayrılmış olsaydı bugün Atlantic Records'tan sadece Tarkan albümü çıkmış olmazdı. Eksiklerim vardır. Belki birkaç albüm daha çıkmış olabilir ama burada bir Tarkan var. Şimdi Atlantic Records'un bakıyorsunuz yaptığı işlere oradaki isimler inanılmaz dev isimler, muazzam dev isimler. Ama biz Türkiye'den ne yazık ki oraya transferler yapamamışız. Ben bu konuyu birazcık eleştirmek istiyorum. Türkiye'deki caz müzisyenleri yaklaşık bu 50 yıl boyunca, 60 yıl boyunca kendilerini çok geliştirdiler. Muazzam başarılara ulaştılar. Leyla Gencer hanımefendi o gün belki vizesini almış olsaydı çok daha farklı bir isim olabilirdi. Gençlerin önünü açabilirdi. Keşke alsaymış. Fakat bunları bu dönemde aşıyoruz. Artık Türkiye'den çok kıymetli çocuklar Berkeley'ye gidiyor. Bana da Berkeley'den bir mektup gelmişti. 1995 yılında gelmişti. Ama o zaman ben de maddi imkansızlıklar yüzünden uçak bileti de bulamadığım için gidememiştim. Mektup duruyor, bir gün size göstereceğim. Atlantic Records'ta neden sadece Tarkan albümü çıktı? Niye biz Türk cazcılarını Amerika'ya taşıyamadık? Onları Amerika'ya niye davet edemedik? Bürokrasi burada niye engel oldu? Engel mi oldu, yetersiz mi kaldı? Biz bu lobi faaliyetlerini yapamadık. Böyle bir benim de küçük bir sistemle eklentim olacak. Bu konuda eğer bir aydınlatma yine metni varsa akıllarınızdan geçen konuya sizler daha hakimsiniz. Memnuniyetle dinlerim. Sevgiler. Teşekkürler Uğur Bey. Soruları alabiliriz. Dediğim gibi Işıl Hanım'a, Ümran'a. Ben bir ekleme yapayım mı? Yani soru var sanmıyorum. Bu arada hakikaten Namık Bey'in anlattığı gibi senin bir kendisinin gerçekten ben de aynı şekilde yaptığı şeyi çok takdir ediyorum. Burada yapılacak en önemli faaliyet bence de yani bir tarihçi olarak, edebiyatçı olarak ve de işte Türk-Amerikan ilişkileri tarihini şu anda da çalışan birisi olarak gerçekten de kültürel faaliyetlerin müthiş derecede bir eksikliği var Amerika'da. Namık Bey de bu hani müthiş eksikliği müthiş bir programla bence çok güzel bir şekilde ilk böyle bir öncesi olarak böyle bir programın gayet güzel bir şekilde doldurmuş. İşte en son bildiğim kadarıyla Ertegünler Özbekler tekkesini satın alıp daha sonra Özbekler tekkesini anne tarafından hatırladığım kadarıyla şeyhlik yapmış kişiler. Sonra bunu 1994'te satın alıp esaslı bir restorasyondan geçirip 96'dan sonra vakfa tahsis ettiklerini biliyorum. Bu şey önemli, bakınız bu fon hadisesi, ben müsteşar yardımcısı idim. Amerika'ya atanmadan önce ve kamu diplomasisinden de sorumlu idim. O zaman Amerikan Büyükelçiliği'nin, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin kamu diplomasisi bölümünün bütçesi 12 milyon dolardı. Bizim şu anda 12 milyon dolar bütçeye sadece kamu diplomasisi, bakın altını çiziyorum, olan herhangi bir büyükelçiliğimiz olmadığı gibi bakanlığın, daha doğrusu Türkiye'nin bütçesinin bu kadar olduğunu da tahmin etmiyorum doğrusu. Bu çok önemli. Yani ilk önce sizi devletiniz destekleyecek. Devletiniz desteklemeden olmaz. Yani sizin her yerde bu imkanları bulmanız mümkün değil. Amerika değil her yer.
Başka yerlerde de bu hikayeleri anlatabilirsiniz ama devletinizden destek görmelisiniz. Bu bir. İkincisi yine önemli bir konu. Neden Tarkan efendim konseri diye bir hani neden Tarkan konseriyle başladı? O muydu bizi sadece temsil edecek diye? Şimdi şunu unutmamak lazım. Devlet bu konularda efendim gerekli imkanlara sahip olmadığı için bu tür sanatçılar kendi birikimlerini kullanarak bir anlamda ya kendi paralarıyla kendi reklamlarını yapmak durumunda kalıyorlar. Bütün hadise odur. Yani Tarkan'ın orada olmasının sebebi tamamen odur. Eğer devlet yapsa daha seçici yahut da ne bileyim onu da alır ama başka hususlarda efendim uzmanlık ve birikimi olan sanatçıları da alır. Burak Bey'i de alır mesela. Onları da kucaklar. Şimdi bütün bunları Türkiye'de tamamen eklektik bilgi çerçevesinde hiçbir stratejiye dayanmadan herkes şahsi gayretleriyle bu işleri götürüyor. Bunun sonu olmaz değerli arkadaşlar. Bu hiçbir zaman kurumsallaşamaz. Ben kurumsallaşması için çok çaba gösterdim ama olmadı, yapamadım. Ve ben düşünüyorum eğer ben yapamadıysam herhalde uzun bir süre devlet desteği olmadan kimse bunu yapamaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara. Sanıyorum başka bir soru görmüyorum, bir el görmüyorum, chatte bir soru görmüyorum. O yüzden bugünkü toplantıyı en azından resmi kısmını kapatıyorum. Recording'i de kapatıyorum. Belki soru sormak isteyenler recording kapandıktan sonra belki sorun sorabilirler. Recording'i...